TV ekranlarından hayırlı akşamlar, iyi akşamlar. Başka Açıdan'a hoş geldiniz. İnşallah 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve haftanın en önemli gelişmesini değerlendireceğiz. Gündem zaten belli. Hemen konuklarıma döneyim. Sevgili izleyiciler, takdim edeyim. Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, hoş geldiniz. İyi akşamlar, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Kazım Dalkıran, iyi akşamlar. Teşekkür ederim, hayırlı yayınlar. Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, iyi akşamlar. Gazeteci, yazar, Yeni Akit Gazetesi yazarlarından Kenan Alpay, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Birazdan arkadaşlarımız Skype bağlantısını gerçekleştirecek ve Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enver Ataullah da bizlerle birlikte olacak ve kendisine, sevgili izleyiciler, merak ettiğimiz bütün konuları soracağız zaten. Olayın bizzat içerisinde değerli izleyenler, özellikle Gazze'de ne oluyor ne bitiyor? 10 kilometre genişliğinde, 40 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze şu anda tamamen abluka altında. İlaç geçirilmiyor, gıda geçirilmiyor, elektrik yok, su verilmiyor sevgili seyirciler. İnsanlar ya açlıktan ya susuzluktan hayatlarını kaybedecekler. Zaten kaçanlar da bombalanıyor sevgili izleyenler. Yani İsrail 75 yıllık zulmünü devam ettiriyor. Dünyanın gözleri önünde bir soykırıma imza atıyor. 7 Ekim Cumartesi günü geçen hafta sevgili izleyiciler, Hamas'ın saldırısı vardı. Ortaya hakikaten ilginç, şaşırtıcı görüntüler çıkmıştı. Mossad bu saldırıdan haberdar değil miydi? Hamas yoksa bu saldırıya çok iyi mi hazırlanmıştı? 2 yıldır saldırmayan bir Hamas ve saldırdığında da sevgili seyirciler, paramotorlarla ve farklı tekniklerle sızmalar ve İsrail'in hakikaten adeta kalbine girdi ve sonra bu Hamas'ın başarısı mı yoksa İsrail'in başarısızlığı mı ya da İsrail'in 11 Eylül'ü mü? Bu soru oldukça önemli. ABD'nin 11 Eylül'ünde sevgili seyirciler, Bahare ile İslam coğrafyası önce Afganistan, akabinde de Irak kimyasal silah bahanesiyle işgal edilmiş. Peşi sırada sevgili seyirciler, işgaller, İslam coğrafyası işgali ardı ardına gelmişti. Acaba 7 Ekim'de yaşananlar da buna benzer bir şey miydi? Bundan sonra da benzer gelişmeler mi ortaya çıkacaktı? Hem Hamas özelinde hem de İsrail özelinde herkes çeşitli senaryolar yazmaya başladı sevgili izleyiciler. Tabii bu senaryolar yazılırken bir taraftan da bu 7 Ekim İsrail'in oyunu mu diye sorulurken kimileri de şunu söyledi. İsrail haşa yenilmez, ilahi bir kudrete sahip değildir. Bu İsrail'in amacına hizmet eder. Mossad yenilmez propagandası anlamına gelir şeklinde itiraz edenler de vardı değerli izleyenler. Evet, gelinen süreçte önemli gelişmeler var. Hemen bu süreçten sonra ABD bir savaş gemisi gönderdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan buna çok sert bir karşılık verdi. Ne işin senin var burada dedi. Niye savaş gemisi gönderiyorsun dedi. Ve bugün de aynı sözleri tekrar etti. NATO müttefikiyiz. Nasıl olur da bir NATO müttefikinin sihasını düşürürsün dedi. 7 Ekim'den günden öncesinde sevgili seyirciler, yanılmıyorsam 4 Ekim'di. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ne demişti? YPG ve PKK'nın bütün altyapı tesislerini vuracağız. Üçüncü kişileri uyarıyoruz şeklinde bir açıklaması vardı. Bu aleni bir şekilde Amerika'ya uyarıydı. Bu uyarıdan sonra sihamız düşürülmüş ve akabinde de 7 Ekim olayı yaşandı ve şimdi burnumuzun dibinde bir savaş gemisi var. İran olaya dahil mi? Rusya bu olaya dahil mi? 7 Ekim Putin'in doğum günü mü sevgili seyirciler? Hemen şunu da hatırlatalım. Netanyahu demir kubbeyi, yani savunma sistemini 1 Şubat'ta Ukrayna'ya vereceğini söylemişti. Akabinde Rusya kanadından Zaharova'dan açıklama gelmiş, tepki göstermişti. Sonra da Hamas'ı yetkililer Rusya'da, Moskova'da ağırlanmıştı. Acaba bu Hamas saldırısında Putin'in bir yardımı var mıydı? Daha sonra Rusya'dan açıklama geldi zaten. Amerika bu çatışmaya dahil olursa biz de Filistin'i açıktan destekleriz şeklinde bir açıklaması vardı. Burada Amerika ne istiyor? Rusya ne istiyor? İran ne istiyor? Türkiye'nin pozisyonu nedir? Hepsini konuşacağız. Yaşar Bey, sizinle başlayalım. Uzun bir açıklamada bulundum ama hakikaten önemli konular. Öncelikle 7 Ekim saldırısıyla başlayalım. Daha sonra zaten Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Skype'la da bağlanınca oradaki son durumu kendisinden
alacağız. 7 Ekim saldırısıyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? İsrail bu saldırıda biraz gafil mi avlandı, yoksa bu saldırıya yol mu verdi? Kimilerine göre bir oyun, kimilerine göre de bu bir Hamas'ın aslında 2 yıl sonra gelen başarısı. Siz başlangıçta Gazze'de yaşananları özetlemeye çalıştınız. Hangi kelimeleri kullansanız bu vahşeti ifade etmekte yetersiz kalıyor. İnsan bu özeti dinleyince bu cümleler, bu kelimeler bu vahşeti anlatmaya kafi mi diye içinden geçiriyor. Başka cümleleri kullansanız onlar da yetersiz kalıyor bu vahşeti anlatmak için. Evet. Burada büyük bir soykırım gerçekleşiyor. Vahşetin uygulanan yöntemlerin ağırlığı, insan takatını, insan zihnini ve vicdanını tahammül sınırlarını da çok aşıyor. Evet. Bir terör devleti var. Devlet terörü uygulanıyor sistematik bir şekilde. Daha önce bu devlet terörünün bin bir çeşit yöntemlerine tanık olmuştuk. Ama bu sefer tamamının toplamı, bileşkesi, toplam ağırlığı kadar mazlum bir coğrafyaya ağır bir saldırı, insan vicdanını asla kabul etmeyeceği bir vahşet uygulanıyor. Bu vahşetin insani boyutu var. İnsani boyutu her şeyden de önemli. Tarihi boyutu var, hukuki boyutu var, askeri boyutu var. Bir de propaganda boyutu var. İsrail'in ne kadar kirli bir propaganda makinesi olduğunu da bu olaylar sebebiyle yakinen gözlemleme fırsatımız oluyor. İsrail tarihinin gördüğü aslında en büyük çöküş. Bunun şimdi olayın henüz akut düzeyde sıcak zamanlardaki etkilerini sadece konuşmayalım. Bunun İsrail iç politikasında çok yıkıcı etkileri olacaktır. Bu yıkıcı etkileri hafifletecek propaganda metotlarını da Gazze'de savaşla büyüyen, savaştan başka bir şey görmeyen çocukların bu baş kaldırısını küçültecek. Bu diz çöküşü sanki İsrail'in stratejik başarısı gibi ifade edecek ihanet gruplarını da görüyoruz. Bir defa İsrail'in herhangi bir girişimi kontrol edip etmediğini anlamamıza yarayacak bir takım sağlama dediğimiz bir takım ölçme değerlendirme kriterlerimiz var. Bir defa İsrail toplumu, herhangi bir İsrail vatandaşının ölümü ve özellikle de rehin alınmasını sonucunu doğuracak hiçbir eyleme doğrudan veya dolaylı olarak ve hiçbir surette destek vermez. Bunun dolayısıyla İsrail tarafından planlanan 11 Eylül tarzı planlı bir provokasyon olduğunu ifade edenler bence bilerek veya bilmeyerek İsrail'in propaganda faaliyetlerinde bir parçası oluyorlar. Özür dilerim. Savunmaları şöyle. İsrail bu konuda daha önce yapmış olduğu tatbikatlarda birebir 7 Ekim'de yaşanan olayları aynısını birebir tatbikatlarda yaptı. Mossad bu saldırıyı aslında biliyordu. İsrail'in savunması da biz Lübnan'dan geleceğini sanıyorduk ama Hamas'tan geldi. Yani Hamas'ın bu kadar güçlü olduğunu bilmiyorduk. Bunu da İsrail'li yetkililer söylüyor bazıları. Dolayısıyla gafil avlandık. İki farklı görüş var. Ben tatbikat senaryolarının bu konuda bir işaret olarak değerlendirilebileceğini şahsen kabul etmiyorum. İsrail'in askeri ve stratejik, ekonomik adına ne derseniz deyin, sahip olduğu toplam siyasi güçten daha fazla etkili olan bir propaganda gücü var. Bu propaganda gücüyle mücadele etmek daha zor. Nihayetinde İsrail askeri silahlar kullanıyor, savunma teknolojileri kullanıyor. İşte demir kubbe dediğiniz sistemde elektronik savaş yöntemlerinin bir tanesi. İşte burada bu teçhizatın hedef saldırı tanımı var. Bu tanımın dışında
bu tanımın kriterlerinin dışında bir saldırıya maruz kaldıklarında aslında son derece savunmasız oldukları da anlaşılıyor. İsrail toplumunda da aslında toplumsal dayanıklılık son derece düşüktür. İsrail toplumunun böyle bir saldırıya, böyle bir başkaldırıya mukavemet edecek bir sosyolojik zemini de yok. İsrail'in kendi içinde de ciddi tartışmalar olacaktır. Olan Gazelilere oluyor. İsrail'in tarihi Filistin'de vahşetin tarihi aynı zamanda. İsrail devleti kurulmadan önce bu vahşet başladı. Sebepleri odur veya budur. Özellikle de karikatürize eden dedeleriniz toprak sattı. Onun üzerine İsrail kuruldu denilen diyerek yapılan propagandayı da bir alçaklık türü olarak görüyorum. Bunu bir tarihçi söylüyor ama. Bunu bir alçaklık türü olarak söylüyorum. Herhangi bir kimseye kişisel olarak cevap da değil. Bunu bir tek kişi de söylemiyor. Bu da İsrail propaganda makinesinin ürettiği, oradaki başkaldırıyı değersizleştirecek, itibarsızlaştıracak propaganda araçlarından bir tanesi. Bir defa özel mülkiyete dayanılarak dünyanın neresinde devlet kurulmuş? Türklerin de Amerika'da, Almanya'da, değil mi? Almanya'da, işte Brüksel'de ve Almanya'da Türklerin mahalleleri var ya. Oralarda devlet kurabiliyor musunuz? Rusların, Batı'nın bütün şehirlerinde mülkleri vardı. Ukrayna Savaşı'ndan sonra uygulanan müeyyideler karşısında onlar özel mülkiyetine sahip oldukları alanlar üzerine bir devlet mi kurdular? Yoksa oranın... Bunlar İsrail değil. Bu İsrail. Nasıl? İsrail bu. Yani şimdi Türkler Almanya'da bir mahalleye sahip olduğu zaman orada bir devlet kurmaya kalkışmıyor. Öyle bir hinlik, tilkilik peşinde değil. Fakat İsrail böyle bir hinlik, tilkilik peşinde. Şimdi sonuç itibariyle devlet kurma, işgal, istila, bunlar özel mülkiyetten kaynaklanan yetkilerle ilişkilendirilecek konular değil. İsrail işgalinin hiçbir şekilde... İsrail devleti kurulmadan önce Filistin bölgesinde son derece sınırlı 3-5 tane aldığı mülkle ilişkilendirilebilmesi mümkün değil. Devletler hukukunun temel prensiplerine de aykırı bu. Özel hukuktan kaynaklanan yetkilerin niteliğiyle siyasi egemenlikten kaynaklanan yetkilerin niteliği birbirine hiç benzemez. Ve dünyanın hiçbir yerinde özel hukuktan kaynaklanan haklara dayalı olarak orada bir siyasi egemenlik tesisi dünyanın hiçbir yerinde de söz konusu olmamıştır. Hatta... Tek başına olmayabilir belki ama onun da bir etkisi olduğunu söyleyenlere de biraz hoşgörüyle bakmak lazım. Hoşgörüyle bakmam. Ben bunun İsrail'in propaganda düzeninin de bir parçası, oradaki Filistin direnişini itibarsızlaştıracak bir propaganda olduğunu düşünürüm. Biraz önce söylediğim gibi özel hukuktan kaynaklanan, mülkiyet hakkından kaynaklanan yetkilerin niteliğiyle siyasi egemenlikten kaynaklanan yetkilerin niteliği birbirine hiçbir surette... Bir araya gireyim. Belki bugünkü göçmenlerle ilgili benzer eleştiriler yapılıyor. Belki Yaşar Bey'e de destek vermiş olacağım. O noktada birdenbire çelişkili iki görüş serdediyor gibi olacağım ama Türkiye'de örneğin göçmenler geldiler, toprak sahibi oldular. Türkiye güçlü olduğu noktada kamulaştırdım dediği zaman hadi güle güle. Yani o göçmenler burada bir tilkilik peşinde olurlarsa, belediye başkanını ben belirleyeceğim diyecek olursa, ben Suriyeli birisini belediye başkanı Hatay'da yapacağım dediği an Türkiye hop arkadaş sen göçmen olarak gelmiştin buraya. Belki vatandaşlığı da şu kadar bir taşınma satın alarak elde ettin ama fazla ileriye de gitmemen gerekir deyip o taşınmazların hepsini kamulaştırabilir. Ama Filistin'de böyle bir şey yapılabilir miydi? Öyle bir köklü devlet var mıydı? Orada biraz tartışmamız şimdi gerekecek. Hiçbir şekilde Filistin'de bir işgal devleti olan İsrail'in kuruluşu bazı Yahudilerin, hatta şunu söyleyeyim, o tarihte İsrail Devleti'nin kurulduğu tarihte Yahudilerin sahip olduğu mülklerin miktarı Filistin'den daha fazladır. Türkiye, İstanbul'da. Evet. İstanbul'da daha fazladır. Selanik'te daha fazladır. Dolayısıyla o işgal devletinin kuruluşunun Yahudilerin orada sahip olduğu özel mülklere dayandırılabilmesi mümkün değil. Kullanılan işgal yöntemleri var. Bu işgal yöntemlerini hukuken meşrulaştırmaya da yetmez, fiilen meşrulaştırmaya da yetmez. Osmanlı toprakları var, Osmanlı vakıf arazileri var. Dünyanın farklı ülkelerinin yönetiminde şu anda, egemenliği altında. Batı Trakya'da,
Anlaşmalardan kaynaklanan hukuku uygulayabiliyor musunuz ya? Orada Türk vatandaşlarının sahip olduğu topraklar var. Türk şehirleri var orada. Türk şehirleri var. Bu Türk şehirlerin anlaşmalarla korunmuş özel statüleri de var. Bırakın orada devlet kurmayı. En basitinden o statünün uygulanmasını sağlayabiliyor musunuz? Duyamadım Kenan Bey. En basitinden müftü seçimini bile kanunların izin verdiği çerçevede Yunanistan'da azınlık olmasına rağmen yapamıyorsunuz. Yunanistan orada bir başkasını dayatıyor. Kendi istediğini dayatıyor. Belki İsrail'in yaptığı katliamları gölgeleyecek tartışmaya gireceğiz ama işin kökenini de bilmemiz açısından arkadaşlar, İsrail'in 1947'deki o dalgalı parçalı haritasını verirlerse siz bana ikinci bir benzeri devlet gösteremezsiniz. Burada bir toprak, şurada bir toprak, Filistin her tarafını kuşatmış. Var mı böyle bir örnek, ikinci bir devlet örneğiniz var mı? Şimdi Filistin öyle. Şimdi Filistin öyle. İsrail ama yani işte hep İsrail Filistin. Ben diyorum ki mesela Amerika'dan bana bir örnek ver. Pakistan'dan, Hindistan'dan, Afganistan'dan, Rusya'dan bir örnek ver. Böyle nokta nokta, noktaların arasında da o işgal edeceği Filistin toprakları var. Dolayısıyla ben sizin iddianızı tabii ki itibarsızlaştırma. Yani tek sebep sattığı içindir şeklindeki toprağını Filistinli satmış. Filistinliler böyle işte ikinci sınıf, vatanına saygılı olmayan insanlardır. Para için satmışlardır. Ondan sonra da İsrail kurmuştur bir devlet şeklindeki tek sebebi ona bağlamak kesinlikle doğru değil. Ama bunun da bir katkısı olabilir. Evet. Arkadaşlar tabii Yusuf Bey'in tam arkasına denk gelecek şekilde İsrail'in veyahut da tam, şimdi, pardon, tabii Filistin yeşil olduğu için Ali abi 100 tane sebep saysak o 100 sebepten biri olduğunu bile kabul etmiyorum ben. O 100 sebepten biri olarak saymanın bile İsrail propaganda makinesinin ürettiği bir yalan olduğunu düşünüyorum. İsrail'in katliamını konuşmamız için bu konuyu ben kendi açımdan bırakmış oldum. Bunu hani şöyle samimi bir şekilde, yani bu bugün yaşanan vahşette tarihsel olarak da kusuru olan herkese öfke duyan, bunu keşke yapmasaydınız diyerek bu öfkenin bir parçası olarak infial gösterenlere, tarihi gerçekleri yeteri kadar anlama, kavrama fırsatı bulamayanlara elbette saygı duyuyorum ama bu propagandayı icat edenlerin İsrail propaganda makinasından beslendiğine de yürekten inanıyorum. Bir defa hiçbir şekilde teorik açıdan da pratik açıdan da. Ne teorik açıdan? Yani devletler hukukunun ne temel prensipleri açısından, ne tarihsel açıdan, ne de fiilen bugünkü İsrail topraklarında 1947'den önce satın alınan özel mülklerin İsrail projesini inşa eden temel parametrelerden biri olduğunu asla kabul etmiyorum. Şu olabilir: İsrail'in o bölgeye ilişkin motivasyonlarını, kendi kişisel motivasyonlarını artıran bir neden olabilir. Ama Siyonizmin tarihine baktığımız zaman Filistin'de bir İsrail devleti kurulması konusunda bir defa son derece yüksek bir motivasyona sahipler. Önce Afrika'da bir devlet fikri var, Uganda'da biliyorsunuz. Önce Uganda'da bir İsrail devleti fikri var. Theodor Herzl'in vefatından sonra zaten Filistin olarak Siyonist Kongre, Yahudi devlet fikrinin yerleşeceği alan olarak Filistin'i Theodor Herzl'in vefatından sonra belirliyor. Çok kısa süre içinde Siyonizm Fransa'da meşhur adalet kavramıyla özdeşleştirilen iki tane olay var Fransa'da. Birisi Dreyfus davası, meşhur Emile Zola'nın deklarasyonu. Dreyfus davası etrafında provoke edilen Yahudi grupların ve bu provokasyonun etkisiyle motive edilen Yahudi grupların hemen Fransa'nın komşusu olan Basel'de topladığı bu kongre sonrasında Yahudi devleti fikri doğuyor ya. Zaten o dönemde yeterli motivasyon inşa edilmiş. 50 yıldan daha fazla
50 yıldan daha önce bu motivasyon inşa edilmiş. Filistin'de satın alınan topraklar İsrail devletinin ne tarihsel, ne hukuki, ne siyasi, ne de askeri olarak kuruluşunu kolaylaştıran bir etken asla değildir. Peki. Bu vahşeti toparlayalım. Bu vahşetin sorumluluğunun bir parçasını da mazlum Filistinlilerin tarihine bağlamayı ben şahsen aynı zamanda bir insafsızlık olarak da görüyorum. Birkaç defa döneceğiz, tamamla dediniz. Devam ederiz. Döneriz. Tamam. Teşekkür ederim. Kazım Bey sizinle devam edelim. 7 Ekim'e gidelim şöyle. Tabii bir emekli generalsiniz. Konulara da silahlara da hakimsiniz. 2 yıl boyunca saldırmayan bir Hamas sonra da işte 7 Ekim'de ciddi bir operasyon, saldırıyı organize eden askerin adı da harp mühendisi ismi veriyorlarmış. Muhammed Daft'ı yanılmıyorsam. Kendisi mülteci kampında büyümüş. Çocukları ve eşi de İsrail tarafından şehit edilmiş bir asker. Onun kurmay zekası olduğu söyleniyor. Demir kubbe roketleri bugüne kadar hep İsrail adına başarısıyla bilinirdi. Bu defa demir kubbe çöktü mü? İkincisi, Hamas böyle bir saldırıyı nasıl başardı? Evet, aslında biraz önce toprak işgali, toprakların satın alınması konusu geçtiği zaman belki hemen bir şeyler söylemek lazım. İşte buraya zemin hazırlar. Eğer siz bir yerlerde yabancılara toprak verirseniz orada istihbarat hazırlığı için onlara zemin hazırlamış olabilirsiniz. Bu önemli, toprak satışıyla ilgili. Onun için nasıl olabilir bu? Bu toprak satışıyla beraber oradaki bütün faaliyetleri izleme imkanı olur. Bir İngiliz, nasıl olabilir yani? Bir, nasıl tabii olabilir? Bir İngiliz, bir İsrailli. Bunlar diğer devletler için çok fazla söylenmez belki ama her zaman gittikleri yerlerde gözlem yaparlar ve rapor ederler. Dolayısıyla oradaki insanların davranışlarını, belki tünellerin yerlerini veya diğerlerini de gözlemleme imkanları doğabilir. Bir defa ziyaret etme, yerleşme, geçici ikamet konusunda zaten bir kısıt yok. O tarihlerde, yani İsrail Devleti kurulmasından çok önce, Theodor Herzl'le Alman İmparatoru Filistin'de buluşuyor. Yani o dönemde o bölgelere seyahat etme konusunda bir kısıtlama zaten yok ki. Evet. Yani bu şekilde mülkiyet aldılar. Oraya seyahat etme imkanı kazandılar. Seyahat etme imkanı kazanınca da istihbarat toplama imkanı, yerleşme imkanı buldular. Bunlar da sağlıklı değerlendirmeleri. Oraya hatırlatma seyahat, oraya olsun. Kudüs'te o dönem Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın başta olmak üzere Rusya'nın hemen hepsinin konsolosluğu var. Sonra aynı dönemde Alman İmparatorluğu ziyaret ediyor Filistin'i. Theodor Herzl'le birlikte ziyaret yani ediyorlar. İstanbul'da açılan, diyeyim ki, Fransız okulları gibi, İtalyan okulları gibi, İngiliz okulları gibi bölgede açılan okullar var. Yani bu süreçten önce. Evet. Kenan Bey'in söylediğinden devam edeyim. Bu açılan okullar güncele dönsek tabii, hani, hemen oraya geleceğiz hemen, ama bu temeli oturtmazsak işte Muhammed Daf'ın başarısını anlayamayız. Peki. Yani nelerin olduğunu anlayamayız. Orada işte Robert College kurulduğunda Cyrus Hamlin diye Amerika'dan gelen bir teolog onun kuruluşunu 1871'de başladığında Bulgar işte isyanını örgütleyenleri yetiştiriyorlar. Yine Kudüs'te olduğunda benzer şekilde ve diğer Türkiye'nin illerinde, yani buralarda bunların ne işi var? Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği uçak gemileri belki de o zamanlardaki okullardı. Yani bunların istihbarat geldikleri. Şimdi tabii ki 2 yıl uzun bir zaman sayılır çatışmasızlık anlamında. Neden bu 2 yıl böyle geçti? Tabii ki arada pandemi de oldu vesaire şeyler de oldu. İnsanlar her yerde bunlardan etkilendiler. Böyle bir kişinin ailesini yok ettiğinizde zaten bir anlamda size karşı onun bununla ilgili bir takım hazırlıklar yapmasını kabul etmek lazım.
geçmişteki örneklerde. Ancak İsrail 2006'da Lübnan, yani genel olarak bütün bölgede yaptığı faaliyetlerde başarısız olmuştu ve bunun arkasında başka şeyler söyleniyor. Ben burada daha farklı bir şeyi söylemek gerektiğini düşünüyorum. Birincisi, İsrail'in tatbikatlar yaptığında bir aldatma olabilir. Kuzeyde bunu gösterip işte güneyde aslında böyle bir faaliyet için hazırlık yapmış olması. Bunun birçok örneği vardır. İkincisi, İsrail'in hemen söylediği bir şeye, ordu komutanlarının Suriye'de saldırıya devam edeceğiz diyorlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Suriye nereden çıktı? Golan Tepelerini işgal ettiler. Biz burada Gazze'nin 360 kilometre kare, yaklaşık 345 kilometre karelik bir alan, orada 2 milyon insan var. Bunun İsrail için büyük bir hedef olmadığını belki de kabul etmek lazım. Neden? Çünkü sonuçta o bölgede istediği şekilde onları yönlendirebiliyor. Ama oradaki yapı, süreklilik onun için sorun olarak görülebilir. Yani iki taraflı bir şeyle muhatap kalmak istemiyor. Sonucunda da bazı haritalarda falan işte artık orayı kendilerinin olduğu şeklinde gösterdikleri Gazze'yi gibi ifadeler oldu. Görüşmeler, konuşmaların içerisinde. Burada aslında şunu söylüyoruz biz. Muhammed Laf'ın bir meskun mahalle dayanarak hazırladığı taktik veya strateji diyebiliriz. Çünkü devlet diyemeyiz. Onların yaptığı yani harekata. Yani gerilla tipi savaş dedikleri. Böyle bir savaş tipi. Şöyle. Yani burada devlet dersek. Gazze'de bir devlet örgütü var. Burada şöyle. Filistin devletinin başkanı Abbas. Onların bu olayla. Başkan da Gazze'den ama. Bunların hiçbirisinin şimdiye kadar bu harekatla ilgili katkıları, bilgileri, hatta daha da öteye gidelim, İran bile bu olayda bizim hiç ilgimiz yok diyerek kenara çekildi. Mahmut Abbas'ın bir cevabı vardı. Cevabı var ama yani yarın da işte şeyle görüşecek. Yani Blinken'la görüşecek. Görüşülür. Her zaman için görüşülür ama Mahmut Abbas kesinlikle reddetmedi. Yani İsrail'in yaptığı katliamların bir sonucudur bu diye. Zimnen de yani destek verdi. Beklenen şu olur genelde böyle bir durumda. Hep söyleniyor. İşte diğer bölgelerde de Filistinlilerin ayaklanması gibi bir durum beklenirdi. Hemen bu olay başladığında o İsrail'i daha zor duruma düşürebilirdi belki. Ama böyle bir şey olmadı. Dolayısıyla burada sınırlı bir harekat olduğu şeklini anlıyoruz. Mevcut harekat yönetim iki yapılabilir devlet istiyor. Türkiye'nin savunduğu tez. Hamas ise İsrail'in tamamen yok edilmesinden yana. Herhalde bu noktada anlaşamıyorlar. Tabii ki sonuçta esas olan uluslararası anlaşmalara Türkiye gündeme getiriyor. Yani o uluslararası anlaşmalara uymayan başlangıçta İsrail tabii ki. Burada onu da söylemeye çalışıyoruz. Bir Yahudi yerleşim yerleri var. Bir de İsrail'in Gazze şeridinde bile işgal ettiği yerler var. Yani normal Gazze şeridi bütünlüğüyle durmuyor. O yeşil biraz önceki haritaya baktığımızda başlangıçta tamamen yeşilken, Filistinken, daha sonra tabii ki burada şöyle bir şey var. Bazı zamanlarda ülkelerin farklı yerlerde toprakları olabilir. Yani bunlarda bir şey olmayabilir. Yani neden öyle bir ihtiyaç duyulmuştur? Geçmiş gerçeklikler üzerinde böyle bir durum oluşturulmuş olabilir. Ama bu, ben biliyorum ki aslında belki misafirimiz de katıldığı zaman söyleyecektir. Türkiye özellikle Osmanlı dönemi bütün arşivlerine sahip bir ülke. Yani topraklar kimindi, neredeydi, tapu arşivleri vesaire tamamı Türkiye'de ve dolayısıyla ben hem Filistin Arazi Bakanı'yla hem de onların büyükelçileriyle görüşmelerimizde böyle bir
çalışmalarında yürüdüğü kabul etmek lazım. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu tür şeylerde bir kişiyi öne çıkararak Muhammed Laf'ın işte deha olduğu şeklinde bu güç zehirlenmesine götürebilir. Böyle zamanlarda içeriden veya dışarıdan onun hedef haline gelmesine sebep olur. Paramotor dediğimiz sistemlerse son zamanlarda biraz daha fazla gelişiyor. Burada şöyle bir şey var tabii ki. Bu paramotor eğitimleri aslında normalde tespit edilebilecek bir şey. Yani burada belki şöyle diyor, Amerika'nın 11 Eylül ile ilgili raporunu görmüştüm ben. 2005 yılı Aralık ayında, 12 Aralık'ta tarihi de hatırlıyorum, Washington Post'ta şunu diyordu. Amerikan devleti bunu biliyordu ama ona müdahale etmedi şeklinde kendi raporları. 2001'deki olayı biliyordu, müdahale etmedi. Burada da böyle bir şey şimdi, var. Tabii o raporu yazdılar yani. Hayır, İsrail'de de. Yani İsrail'de işte onun için söylüyorum. Şimdi böyle durumlarda esas hedef Filistin'in Gazze bölgesi olmamakla beraber orada bir kargaşa, bunun ancak boyutunu belirleyememiş olabilir İsrail. Yani orada biz işte kubbe var, dolayısıyla onlar bir şeyler yaparlar motorlarla geçerken biz onları da tespit ederiz. Ondan sonra da belli bir şekilde karşılık veririz. Ama ben tekrar söylüyorum, İsrail komutanlarının özellikle Suriye'ye saldırıya devam edeceğiz. Burada işte Arz-ı Mevut diye geçen Kazım bölgeler şunu, vesaire. Şunu bir netleştirelim. Şimdi bu işte Hamas'ın İsrail'e yönelik girişimini İsrail biliyordu ama önleyecek hiçbir davranışta bulunmadı demek. Hayır, öyle oradaki demiyorum. Şimdi onun boyutunu beklemedikleri şekilde, yani şu denseydi ilave olarak mesela şey olur mu oradaki örnek olarak biliyordu şöyle, değil de belki Kazım Bey şöyle söylüyor. Teorik olarak bir gün, herhangi bir gün, yani işte şu Ekim'in cumartesi günü değil de ya bir gün bunlar paramotor gibi bir şeyle işte bir duvarı delerek bir lokal noktadan bir saldırı yapabilir. Bunu teorik olarak nasıl bastırabiliriz diye İsrail'in bir planlaması vardır ama bunun somut tarihini bilemiyordur vesaire. Onu kastediyor büyük ihtimalle komutanımız. Şöyle, yani paramotor eğitimlerinin 1001 tane modeli var. Özür dilerim, şunu da söyleyelim. Mısır istihbaratı diyor ki, ya da Mısırlı yetkililer, biz İsrail'e 3 gün öncesinden böyle bir saldırı geleceğini söyledik. Yani o tamam da o zaman bu İsrail hakikaten Mısır bunu intihar mı etmek istiyor? Yani hayır, İsrail şu kadar askeri öldürülmüş, karakolu basılmış, dünyanın gözünde rezil rüsva olmuş. Buna şöyle diyorlar ve Kenan Bey. Ve siz diyorsunuz ki hani istihbarat vardı ama Kenan Bey, yani, buna bu teze, yani komplo teorileriyle bu tezi biz hiçbir yere gidemeyiz. O tezi şöyle söyleyeyim, o tezi İsrail bugüne kadar katil devlet olarak biliniyordu. İşte bazı görüntüler de ortaya çıktı. Sivil katliamlar vesaire. Sivil katliam falan yok. Bakın bütün bunların hepsi bir söylenti. Hiçbir, yani dediler ki Biden kendisi söyledi, videoları gördüm dedi. 40 tane çocuğun kafasını kesmişler. Ortada bir tane bizzat bırakın videoyu yalandı, görüntü yok. Bir Alman yani kadının, festival alanındaki 260 kişiyi öldürdüler dediler. Bir Alman kadının bir görüntüsü var. Onun üzerinden daha. Bakın o da mesela doğru değil. Ölmemiş. O da doğru annesi değil. Yani biz halen İsrail tarafından uydurulan yalanları konuşmaktan bir adım ileriye geçemiyoruz. Bunlar çok yanlış. Burada doğru değil için, yani. Yani böyle bakın, bir analiz olmaz, bir şey böyle bir yok, böyle bir tahlil yani, olmaz ki. Yanlışın. Mısır istihbaratı haber vermiş. Ya Mısır istihbaratı haber verdiyse, o zaman der ki işte buyurun bizim onun raporu budur şimdi, de. Bunu yok ortada böyle bir şey. Kenan Bey, bak şu da olabilir. Şimdi bu Türkiye'de FETÖ'nün de uyguladığı bir taktiktir. Bu böyle istihbarat perdeleme, karşı istihbarat çalışmaları var. Şimdi bu hazırlığı yapan Hamas muhtemelen daha önce defalarca bu tür saldırı istihbaratını bilinçli olarak vermiştir onlara. Bir defa bakıyor, saldırı gelecek gelmiyor. 2 gelmiyor, 3 gelmiyor, 4 gelmiyor, 5 gelmiyor, 6 gelmiyor, 7 gelmiyor, 10, 20, 50. Bu sefer ne oluyor? Senin istihbarata karşı duyarlılığını azaltıyor bu. Bir daha geliyor, 500 defa geldi yani, bundan mı uğraşacağız? Bu da aslında o stratejinin bir parçasıdır. Hamas'tan şimdi, yapılan açıklamada şimdi, böyle bir saldırıyı bizim üst düzey yöneticilerden birkaç kişi biliyordu. 3 kişi biliyordu. Şey bakın ben söyleyeyim şimdi size.
İsmail Haniye'nin dahi haberi yoktu evet, bu saldırıda. Evet. Kenan Bey öyle bakın diyorlar. Şöyle yani, bir operasyon. Şimdi bir defa hani Mısır tarafından böyle bir bildirim yapılmış olsa bile şu olursa anlamlı olur. Mısır ilk defa böyle bir saldırı bildirisi mi yaptıysa bu anlamlıdır. Ama Mısır 500. defa yaptıysa bu da aslında Hamas'ın stratejisinin bir parçasıdır aynı zamanda. Bir defa muhatabı da istihbarata karşı duyarsızlaştırıyorsun. Bu da zaten bu kolay bir şey mi yani şu böyle bir eylemi mı? Mesela dolayısıyla Netanyahu, böyle bir eylemi. Bakın Netanyahu, bir şey söyleyeyim. Özür dilerim. Bir harita göster. Hatırlar mısınız burada Neva Shalom sinagogu bombalanmıştı. Bir terör eylemi oldu burada. 2003. Neva Shalom birinci iktidar yılı. Şimdi hatırlayın. İsrail istihbarat birimlerinde duvarlarda teker teker İsrailli dokusu aradılar mercekle. Onu bile bırakmayı kabul etmiyor inanç olarak. Böyle bir toplumdan söz ediyorsunuz. Böyle bu rehineler bu kadar adam ölme. Bir defa hiçbir zaman İsrail devletinin böyle bir saldırıyı, böyle bir girişimin bir parçası olması asla söz konusu bile olamaz. Ama Hamas aynı zamanda şunu da başarıyla yapmış olabilir. İstihbarata karşı duyarsızlaştırma, bu da bu stratejinin bir parçası zaten. Evet. Şimdi onun için şunu yani böyle tabii, büyük bir vahşete maruz kalan, böyle büyük bir vahşet içinde direnişini sürdüren insanları itibarsızlaştıracak İsrail propaganda araçlarından da öncelikle kendimizi arındırmamız lazım. Hayır, magazin kültüründen ileri gidemiyoruz bunları konuşarak. Hayır, burada biz özellikle bunu konuşmaya çalışıyoruz zaten. Şimdi burada esas hedefin böyle bir faaliyet olup olmaması konusunu tabii ki Amerikan gemilerinin de bölgeye gelmesi, daha sonra onlarla bütünleştirmek belki faydalı olabilir. Ancak esas olan tekrar mesela Amerikan gemileri, uçak gemileri, bunlar toplumda da bir kaygı pompalıyor. Kazım hocam bir bitirsin ya. Ama şöyle sorular konuşturmadık. Şey geliyor. Yok, Kazım hocam devam edin. Şimdi bu gemiler bölgedeki stratejik dinamikleri nasıl değiştirebilir ki? Bu gemiler neyi hocam, değiştirir? Yani burada tamam. Bir general konuşuyor. Bir tamam. Dinleyelim, bir meramını şimdi, anlayalım. Ben anlamadım daha şimdi, hocam. Hep kesildi. Buyurun. Evet. Şimdi insanların silah taşımasının nasip gibi sebebi caydırıcılıksa, hatta arada bir bellerinde o silahı göstermeleriyle orduların da silahlı kuvvetleri, güvenlik unsurları birinci aşamada caydırıcılıktır. Hı hı. Burada tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yerel seçim var. Seçim var. Bu seçim için Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu mutlaka yapması gerekiyor. Zaten deniz kuvvetleri bulunduğu yerde eğitimini yapar. Nereye giderse orada deniz gemidedir. 5000 kişi Gerald Ford gemisinde görevli ise onlar gemide bulundukları süre içerisinde görevlidirler. Dolayısıyla onun nerede olduğu, ancak konjektür gereği onun buraya gelmesi bir şunu gösterebilir. Bir, önceden gönderilmemiş. Dolayısıyla her şeyi biliyorlardı demek mümkün değil. İki, İsrail'in bir tatbikat yapmasında ben burada hazırız hemen taarruza başlayacağız diyen İsrailli komutanın görüntüsünü etrafındakilerle beraber baktığımda Prigojin'e benzettim. Yani bir İsrail ordusu artık ordu hüviyetinden farklı bir şeye dönüşmüşe benziyor. Yani tribünlere oynamak gibi bir şey söylenir. Böyle bir durum ortaya çıktı gibi gözüküyor. Dolayısıyla çok büyük bir hata. Burada da Amerika'nın Pentagon'unun Amerika'ya yaptığı gibi. Amerika'nın Pentagon'u Stratfor ve Rand Corporation'dan görüş aldı. Dedi ki biz işte 11 Eylül gerekçesiyle işte Afganistan'a yerleşeceğiz. Bu makaleden söylüyorum bunu, yani onların makalesine dayandırılarak söylüyorum. Ondan sonra işte kimyasal silah gerekçesiyle, burada başka bir husus var. Onu belki daha sonraki bir zamanda söylemek daha uygun olur. Kimyasal silah dendi, olmadığı sonradan ifade edildi. Irak'a girdik. Bunun sayesinde arada İran'ı halledeceğiz, kontrol edeceğiz dediler. Böyle bir şeyle Pentagon'a görüş bildirdiler. Düşünce kuruluşu görüntüsüyle.
O Amerika'daki komutanlar, şimdi şöyle deniyor, vekalet savaşları deniyor. Vekalet savaşları silah icat oldu, mertlik bozulduğundan beri devam ediyor. Yani siz yüz yüze kılıçla birisiyle savaşmıyorsanız siz vekalet savaşı yapıyorsunuz demektir. Sizin vekaleti okta bile vekalet vardır. Siz karşıdaki kişiye birebir değil okla mücadele ediyorsunuz. Burada da devlet başkanları, Amerikan devlet başkanları şunu söyledi Trump. 8 trilyon dolar harcadık biz bölgede dedi. Şimdi Amerika devlet başkanı, şimdi de Trump bir şeyler söylüyor. DAEŞ'i kurduk dedi orada. Yani bunlar kayıtlarda var. Amerikan devletinin başkanının söylediği şeyler. Şimdi burada plancılar, sözde plancılar veya düşünce kuruluşları diye geçen şeyler halkın paralarını harcayarak, Amerikan halkının 8 trilyon dolar parasını harcayarak burada bir takım şeyler yapılmasını düşündüler. Ama sonuç ne oldu? Sonuç fiyasko oldu. Rezil oldu Amerika Birleşik Devletleri. Yani Afganistan'a gitti, aynı Rusya'nın olduğu gibi. Sovyetler Birliği diyeyim daha doğrusu. Sovyetler Birliği yıkıldı. Orada Afganistan. İkinci durumda Amerika Birleşik Devletleri, eğer siz hedef olarak, ben bunu çok net olarak söylüyorum. Sadece yani tabii ki ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bütün faaliyetlerde uyguladığını ifade etmiş olayım. Gidilen her yerde barış gücü olarak veya işte Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı gibi oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için gidiyor. Yoksa oradaki insanların varlıklarını yok etmek için, onlara el koymak için gidilmiyor. Bu da kalpleri ve gönülleri kazanmaktır. Bunu işte biraz önce söylediğim o Robert Koleji burada bir şekilde uçak gemisi gibi gelip buraya kurmaya çalışan Cyrus Hamlin'in ifadesinde geçiyordu kitabında. Diyor ki Osmanlı diyor bir gittiği yerlerin çoğunda diyor savaş yapmadan diyor oraları ele geçirdi. Şimdi geçmiş zamanlarda hep şöyle bir Hollywood filmleriyle biz aldatıldık veya öyle bir yönlendirildik. Biraz da öyleydi belki. Amerika işte adalet ülkesi, barış ülkesi, huzur ülkesi. Orada her şey ona göre yürür. Sonra baktık ki öyle değil. Yani gerçekte açlar, sokaklarda yatanlar, uyuşturucu vesaire dolayısıyla. Özür dilerim. Bu arada bazı görüntüler var sosyal medyada. Çok sayıda tank ve askeri taşıt Irak sınırına yakın olan Ahvaz bölgesinden yola çıkıyor diye. Nereden? İran'dan sevgili izleyiciler. Bu da önemli bir gelişme. Buyurun. Bunlar tabii ki işte esas olarak baktığımızda bölgenin huzura ermemesi için, huzurlu olmaması için neden Uganda'da değil de Filistin'de kuruldu? Birçok programda ben İngiliz'in oyununu söyledim. İki kişiyi karşı karşıya geçirip gözlerini bağlayıp orada bir kaşık oyunundan bahsettik. O İngiliz şimdi burada Roger Gradin, onun sözü diye söylenir. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in işte sokak kapı şeyidir, kapısındaki bekçisidir. Bodyguard, şeklinde bir ifadesinden bahsediliyor. Şimdi bunlar tabii tefekkür sonucunda söylenen şeyler herhalde. Çünkü o şeyleri bileceksiniz, onların hissiyatını bileceksiniz. Tabii ki ben artık şunu ifade etmem gerekiyor. Toparlayalım, reklam edelim hocam. Biz Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı bir anlamda Filistin'in güvenliği için oluşturulan bir yapı. Uzun bir zamandan beri bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Peki görevini layıkıyla yerine getirebiliyor İşte onu ifade etmeye çalışıyorum ben de. Sayın Cumhurbaşkanımız da son 3-4 Birleşmiş Milletler konuşmalarında bunu ve diğer konuşmalarında bunu ifade ettiler. Ben 2016 Nisan ayından beri bunu özellikle orada karşılama uğurlamalarda bulunduktan sonra, tabii ben görevim gereği bütün NATO devletlerinin başkentlerinde onların stratejik ve politik briefinglerinde alan bir kişi olarak değerlendirmeler yapmak durumundaydım. O zaman şunu ben gördüm. Hatta yazdığım Akdeniz diyaloğu ile ilgili tezimizde de şunu söyledik. Bu bölgede bir tek Türkiye geçmişteki değerlerini tekrar
aktif ederek, buradaki ilkelerle beraber bulunarak bölgede huzuru sağlayabilir. Buraya dışarıdan gelecek hiçbir gücün burada huzuru sağlaması mümkün değil. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Burada evet bir takım kargaşalar oluyor ama İsrail'de gidilse halka hiçbir kimseye şey vermeden, yani görün kim olduğunu da belirtmeden sorulsa, İsrail'de huzuru kim sağlar diye sorulsa, Türkiye sağlar diyeceklerdir. İşte onun için Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız, işte Malezya, Endonezya, bu bölgeye uzak insanlarla, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın uzak ülkeleriyle ve oraya üye olmayıp da katılan ülkelerle birlikte bir burada barış gücü yapısı güvenlik için oluşturursa, oluşturma niyetini belirtirse, buradaki bütün herkes. Şimdi öncelikle son olarak şunu söyleyeyim. İnsanlar huzur olmadan, güven olmadan hiçbir şeyi yapmazlar, yapamazlar. Özellikle anneler. Buradan da son olarak bunun örneğini 1500 gündür Diyarbakır'da bir partinin kapısının önünde çocuklarını bekleyen anneler üzerinden söyleyelim. Anneler her yerde devreye girsin, İsrail'de de devreye girsinler. 1300'den fazla İsrailli öldü, öyle deniyor. Dolayısıyla bunların ölmemesi için onları aldatan küçücük bir yerde yarın bir gün Amerika'nın üstüne düşen bomba, İran bombası İsrail'e de düşebilir. Ne kubbe kurtarır ne bir şey kurtarır. Peki kısa bir reklam diyelim. Reklam dönüşü sevgili izleyiciler, aynı konu etrafında konuşmaya devam edeceğiz. Başka açıdan devam ediyor sevgili seyirciler. Bu arada hemen şu sıcak gelişmeyi duyuralım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Mısır'a gidiyor değerli izleyenler. Tabii gündem malum. İsrail sorunu hep Filistin meselesi derler ama oradaki mesele ya da sorun Filistin'in kendisi değil, İsrail'in kendisi. Dolayısıyla ortada bir İsrail sorunu var. Ali Sami Bey, 7 Ekim'den sonra Türkiye'de hakikaten şaşırdığımız şöyle bir tablo ortaya çıktı. Ya bu kadar mı İsrail düşkünü insan var Türkiye'de? Yalan, çarptırılmış bilgi, dezenformasyon, işte uçaklarda bir takım görüntüler, bakın Suriyeliler buraya kaçtı, bunlar Yahudi, savaşmaya gidiyorlar vesaire vesaire. Ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakikaten bugün de herhalde sizin yazınızda okudum ben tamamını, çok kritik süreçte açıklama yaptı, gerekli açıklamaları yaptı ama muhalefetten aynı tepkiyi göremedik yazmışsınız. Ne dersiniz? Evet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le başlayalım. Neredeyse Filistinlileri terörist ilan etti. Evet, işte haklıdırlar diye bir giriş cümlesi var ama sonrasında terörizmle hak elde edilmez şeklindeki ifadesi sanki son operasyonun, son eylemlerin, İsrail'e karşı o başkaldırının terörist bir hareketmiş gibi İYİ Parti tarafından damgalanması olarak ben yorumluyorum. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz, Ahmet Davutoğlu olsun, Ali Babacan olsun, ciddi anlamda hem de Tayyip Erdoğan'ın da, yani sonuçta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sırtında yumurta küfesi var. Yumurta küfesi olduğu halde Tayyip Erdoğan neler söylüyor, neler söylüyor. Yani biraz önce ekrana getirdi arkadaşlar. Belki o haritayı defalarca göstermemiz lazım. Belki Türk medyasının tamamı aynı gün birinci sayfadan tam olarak onu vermesi lazım. Bütün zihinlere o toprakların nasıl işgal edildiği kazınması lazım. Herkes bunu bilmesi lazım. Nasıl oluyor da yeşille gösterilen o Filistin toprakları, arada küçük küçük beyaz olan İsrail toprakları, sonra Filistin'i ortada bırakacak şekilde beyazlar o İsrail toprakları artıyor ve en sonunda nihayetinde de yeşil topraklar nasıl oluyor da İsrail'in onda biri noktasına düşürülüyor. Ya bunu birisi gelsin izah etsin. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra değişen hangi sınır var dünya genelinde ki Filistin'in topraklarında böyle İsrail'in lehine sürekli bir genişleme var. Cumartesi günü bir Aksa tufanı başlatıldı.
efendim bu saldırı mıydı, operasyon muydu, acaba işte haklı mıydı, neydi? Ya siz işin başını konuşun. Bir hafta önce, 15 gün önce, bir ay önce, iki ay önce sürekli İsrail Filistinlileri katlediyor. Ama artık insanlar bunu kanıksamış durumdalar. İki Filistinli şehit edildi. Yani gazetelerde haber bile olmuyor. Televizyonlarda haber bile olmuyor. En nihayetinde Filistinliler ayaklanınca acaba bu haklı bir eylem midir yoksa haddini aşan bir eylem midir diye Bülent Arınç ağabeyimiz bile çıkıyor, eleştiriler getiriyor. Ya iyi güzel de ne yaptık? Biz ne yaptık? Yani 1, 2, 3 Filistinli şehit edildiğinde, küçük çocuklar şehit edildiğinde biz yeterince o konuya duyarlı olabildik mi ki şimdi Filistinlilerin o başkaldırısı noktasında efendim fazla mıydı, aşırı mıydı, bundan sonrasında ne olurdu, ne olmazdı? Zaten İsrail yapacağını yapıyor. Bugüne kadar yapacağını yaptı. Bugünden sonra da şu an itibariyle ben akşamleyin sayfaları kontrol ederken yarınki gazetenin haberlerini, İsrail Enerji Bakanı elektrik, su yok diyor. Bir bakan, İsrail'in bir bakanı diyor ki biz Gazze'lilere elektrik de su da vermeyeceğiz. Yani artık işin hinliğini, tilkiliğini falan bırakmışlar. Açıktan, bodoslamadan söylüyorlar. Elektrik ve su yok. Sağlık Bakanı çok daha vahimini söylüyor. Tedavi yok diyor. Yaralılara tedavi yok diyor. Şimdi bir yandan Filistinliler kendi hastanelerinde su yok, elektrik yok, kendileri tedavi edemiyor. Öbür taraftan yaralı birisini ele geçirdiyse İsrail onlara tedavi uygulamayacağım diyor. Ben şimdi Türk Tabipleri Birliği'nin ayağa kalkmasını bekliyorum. Baroların ayağa kalkmasını bekliyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ayağa kalkıyor. İnsanlara siz su ve elektrik noktasında yok derseniz bu insan haklarını kısıtlamak olur diyor. Cumhurbaşkanı söylüyor. Sırtında yumurta küfesi olan insan söylüyor bunu. Ama bizim barolarımız, bizim Türk Tabipleri Birliği diye daha 6 ay önce, 8 ay önce Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor diye iftira atanlar çıkıp da kalkıp ya bu İsrail'i hep birlikte kınamamız lazım, sivil toplum kuruluşlarının en önünde biz yer alacağız, meslek kuruluşları olarak barolar biz yer alacağız, Filistinlilerin haklarını korumak için, uluslararası arenada onların haklarını korumak için biz yer alacağız demeleri gerekirken ne bakıyorsunuz? Ben şu ana kadar Türk Tabipleri Birliği'nden bir şey duymadım. Barolardan bir tanesinden bir şey duymadım. Ama işte PKK'lı teröristler söz konusu olduğu zaman, geziciler söz konusu olduğu zaman baro 24 saat nöbette avukatlarımız var diyor. Ya çıkın iki kelime açıklama yapın ya. Akit gazetesinde bir haber çıktığı zaman, bir köşe yazısı çıktığı zaman barolar toplanıyorlar. Adana'sından, Erzurum'dan, bilmem neresinden toplanıp geliyorlar. Küçükçekmece savcılığına suç duyurusu yapıp arkasından da duruşmaları takip ediyorlar. Adım adım ki efendim ceza verin. Cezayı da ertelemeyin. Şöyle yapın, böyle yapın. Ya İsrail'de insanlar öldürülüyor. Osman Kavala serbest bırakılmalı. Osman Kavala serbest bırakılmadığı müddetçe Türkiye'de hukuk yoktur. Türkiye'de adalet yoktur. Adaletin olmadığı yerde, hukukun olmadığı yerde de yatırım olmaz diyen ahlaksızlar, sahtekarlar. Şimdi Avrupa'da hukuk var mı yok mu? Hukuk varsa İsrail'in yaptığı katliamlara elektrik yok diyor, su yok diyor. Yani sizi canlı canlı öldüreceğim diyor. Canlı canlı işkence yaparak öldüreceğim, gıda yok diyor ya. Gıda yok bundan sonra diyor. Şeyin söylediği, Enerji Bakanı'nın söylediği sözler arasında. Şimdi böyle bir şey karşısında Almanya nasıl diyebilir ki İsrail meşru müdafaa hakkını kullanıyor? Savunma Bakanı da insanımsı mı hayvanlar diyor. Yani şimdi bunlara destek çıkan Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, Amerika'sı, Amerika savaş gemisini yolluyor. Maymunlar cehennemi var ya. Şimdi maymunlar
seni hayvan olarak nitelendiriyor. Goriller cehennemi vardı. Bilim kurgu filmi biliyorsunuz değil mi? İşte bu goriller cehennemi. Goriller cehenneminden söz ediyoruz. Ali abi. Maalesef Türkiye İsrail noktasında Filistinlilere destek verme noktasında yek vücut olmadığı müddetçe de İslam Birliği'nin de bu noktada ciddi bir anlamda bir tepki vermesi, en azından yakın planda, yakın bir tarihte görünmüyor. Ama bu ya bir taraftan da İsrail'in o kamuoyunu oluşturma noktasında, algıları üretme noktasındaki operasyonları tam gaz gidiyor. Hürriyet Gazetesi ve Sözcü Gazetesi 3 gün önce Alman bilmem kim festivale geldi, boy resmini vermiş. Ya orada binler ölüyor ya. Binler ölüyor. Ve adamlar tehdit ediyorlar. Gazze enkaza dönecek diyor Netanyahu. Öyle bir günde adamlar kalkmışlar. Alman kadın festivale gelmiş. Öldürülmüş. Bilmem teşhir edilmiş. Şimdi bugün tekrar Hürriyet Gazetesi düzeltiyor. Annesi açıklama yaptı. Hastanede tedavi görüyormuş. Ama o görüntü de rahatsız edici değil mi? Görüntünün neyini biliyoruz biz? Hangisi rahatsız edici? Yani o resmin önünü arkasının neyini biliyoruz? Kadın festivalde çıplak zaten. Festivaldekilerin hepsi çıplak. Ama Kenan Bey, uyuşturucu kullanıyorlar. Yani bir dakika. Bacağın arasını alıp Allahu Ekber değil, bakın bacağın arasına filan almıyor. Bakın biz yani fotoğrafın önünü arkasını bilmiyoruz. Sürekli aynı algı operasyonları etrafında biz oyalanıyoruz. Orada bir kadın yok mu sonuçta? Bir kadın var. Kadın yaralanmış ve hastaneye götürülüyor. Yani hikaye bu. Yansıtıldığı gibi değil. Değil efendim ya. Tam tersi kurtarılmaya çalışıyor. Kadın kurtarılıyor zaten, hastanede tedavi altına alınmış. Ki hastaneye götürülmüş ki annesiyle diyor, bağlantı kuruyor. Annesi diyor ki şu an hastanede. Yani öldürüldüyse o görüntüler bize gösterildiği gibi doğruysa o zaman nasıl oluyor da hastanede oluyor şimdi kadın? Nasıl oluyor da şu an tedavisi devam ediyor? Bunu Filistinliler ele geçirdiğine göre, o sizin bahsettiğiniz şekilde o medyadakiler doğruysa nasıl oluyor da tekrar hastaneye götürüyorlar bunu? Yani o şiddetle o kadına düşmanlık yapmak isteyen insanlar nasıl oluyor da bu kadını hastane? Sorular sonsuz. Ama bakın, burada İsrail'in her zaman aynı taktiği tekrarlanıyor. Kendisini zalim olduğu halde mazlum gösteriyor. Ve bütün dünyada devletleri adeta kendisine esir almış bir şekilde kendi söylemini dikte ettiriyor. Ve bugün itibariyle Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan başka o İslam ülkeleri dediğimiz Arabistan'dan Katar tutun. Var. Katar'ı da Pakistan'da ne ilave edelim. Mesela? Yani ben Katar mesela ilk andan zorluyorum. Itibaren, zorluyorum. Şöyle, ne dedi mesela? Şok. Katar şöyle ilk andan itibaren bu olayların sorumlusu bizzat İsrail'dir. İşgal bitmeden, katliam bitmeden, yeni yerleşim terörü bitmeden kesinlikle bu olayların sonu gelmeyecek dedi. Çok Allah net. Razı olsun diyelim. Tabii. Allah razı olsun diyelim ama Katar en hızlı tabii ilk anda ve en belirgin açıklamayı yaptı. Bütün İslam ülkeleri içinde açık bir şekilde İsrail'in sorumluluğundan bahseden Katar'ın gücü Türkiye'de olsa. Evet. Katar'ın gücü Türkiye'de olsa. Mali gücü, ekonomik. Ama Katar'ın ekonomik gücü var. Katar yani bizim Kadıköy kadar bir yer ya. Bir şey söyleyeyim. Peki işte Kadıköy kadar bir yer ya. Yani, yani aslında şimdi Manchester United'ın mı, City'nin mi? Hangisinin sahibi Katarlı şey? Birkaç takımları var satın aldıkları orada. Manchester City'nin yani sahibi. Çekse şunları. Şu paraları biz çekiyoruz kardeşim dese. Yani paraları sıfır mı olur? O parayı çekse, Katar başlatsa, Suudi Arabistan devam etse, diğerleri Birleşik Arap Emirlikleri devam etse, efendim bir şey olmaz İsrail'e. Bakalım çeksinler ya. Çeksinler de görelim, bir şey oluyor mu olmuyor mu görelim. Amerika oradan savaş gemisini yollayabiliyor mu bir görelim ya. Ne yapıyorlar bir görelim. Savaş gemisi mi yolluyor yoksa beyaz bayrak mı yolluyor bir görelim. Ama burada Türkiye gerçekten şu noktada Cumhurbaşkanı'nın diliyle özellikle de insan haklarına yönelik olarak bu konuda
bir soykırım vardır şeklinde açıklaması, insan haklarına yönelik olarak bir saldırı vardır şeklindeki açıklaması, belki barolar tarafından da, Türkiye'deki barolar tarafından da yüksek sesle dillendirilerek bundan sonraki yol haritasının da belirlenmesi lazım. Kenan Bey, buyurun. Şimdi öncelikle Filistin'deki kardeşlerimizin hepsini tebrik etmemiz icap ediyor. Çünkü 75 yıllık bir devlet terörüne bu insanlar direniyorlar. İffetleriyle, izzetleriyle, şerefleriyle karşı koyuyorlar. Ve son olarak cumartesi günü, 7 Ekim cumartesi günü İzzettin El-Kassam birlikleri elhamdülillah çok başarılı bir operasyonla İsrail devletinin 75 yıl boyunca görmediği, almadığı bir darbeyi onlara indirdi ve İsrail'in imajını, itibarını yerle bir etti. Bir sefer bundan dolayı bizim bu mücahit kardeşlerimize çokça dua etmemiz icap eder. Birincisi bu. İkincisi, sürekli olarak şöyle bir şey soruluyor. Peki Hamas bunu niye yaptı? Neden şimdi yaptı? Kimden destek aldı? Peki İsrail'in daha şiddetli saldıracağını bilmiyor mu? Böyle bir takım sorular. Biz Filistin meselesini değil, şu an Gazze'de yaşananları bile bilmediğimiz için boş boş uzaktan akıl veren bir toplumuz. Yani artık kaybedecek bir şeyleri yok. Efendim, 2,5 milyon insan demir kafesinin içerisinde hapsedilmiş. 2,5 milyon insan demir kafesinin içerisinde hapsedilmiş. Hatırlayalım, ilk anda mücahitler çıktıktan sonra o ben askeri Srebrenica'ya benzetmiştim gibi, evet, şeyde. Aynen, yani bu aynen hocam. Bazı açıklamalarda aynı. İlk andan itibaren o askeri garnizona operasyonu yapıldıktan sonra birkaç saat sonra Gazze'den sivil halkın çıkışına müsaade edildi. İlk yapılan iş neydi? Dozerlerle Gazze'nin etrafını çeviren o yüksek gerilim hatlarıyla donatılmış dikenli tel duvarlar yıkıldı. Yüksek aşılmaz taş duvarlar yıkıldı. Neden? Yani düşünebiliyor musunuz? Her tarafı kuşatmış İsrail. Sizi köylerinizden almış, şehirlerinizden almış, sürmüş Gazze'ye, sıkıştırmış ve etrafınızı dikenli tellerle çevirmiş. Şimdi çok affedersiniz, böyle bir muameleyi siz 2,5 milyon, çok affedersiniz, köpeğe yapsanız, kediye yapsanız orada durulmaz. Üstelik İsrail mütemadiyen Gazze'yi de, Batı Şeria'yı da efendim taciz eden, oradaki insanların haklarını gasp eden, evlerine, mallarına, mülklerine, bağlarına, bahçelerine el koyan bir terör rejimi. Tabii ki tepki gösterecekler. Gücü yetiyorsa, gücünü yettirebiliyorsa yıkabildiği kadar yıkmalı. Şimdi ne oldu? Şimdi hemen soruluyor, ne oldu? Yani ortada bir sefer ciddi anlamıyla bir mühendislik, bir askeri hesap var. Cumartesi günü bir Şabat, aynı zamanda 1973'te yaşanmış olan ve Ürdün, Suriye, Mısır'ın İsrail karşısında ağır bir hezimete uğramış olduğu savaşın tam 50. yılı. Böylesi bir zamanda mücahitler yapmış oldukları hazırlıklarla, paramotorlarla, paraşütlerle bu harekatı yaptılar. Ama harekattan önce Siderot dediğimiz, Aşkalon dediğimiz, aslında Askalani, bizim hani Ebu Hacer Askalani'nin de memleketi olan Askalon başta olmak üzere işgal altındaki topraklara 5000 civarında roket atıldı. Bu roketlerin hepsi aynı ayarda değil. Bu roketlerin bir kısmında güçlü patlayıcılar var. Bir kısmı ise sadece bizim izli mermi dediğimiz nitelikte. Neden? Çünkü demir kubbe harekat, demir kubbe savunma sistemini harekete geçirip çok ucuz bir takım, diyelim ki füzelerle, yani 50 dolara, 70 dolara mal olmuş, 100 dolara mal olmuş füzelerle İsrail'in çok daha ağır maliyeti olan füzelerini harekete geçirerek İsrail'i askeri açıdan, ekonomik açıdan da bir noktada açığa düşürmek. Ama aynı zamanda İsrail halkının psikolojisini çökertmek niyetiyle yapılıyor bütün bunlar. Şimdi peki ne oldu? Gitti. Gazze'den sorumlu olan
garnizon basıldı. Bütün bunların hepsinde bakın özel harekat birlikleri var. Yani bizim SAS komandosu diye nitelediğimiz, SAT komandosu dediğimiz, Bordo Bereliler dediğimiz nitelikteki insanların yer aldığı askeri birlikler basıldı. Ve o birliklerin başındaki general evinden affedersiniz donuyla atletiyle beraber esir alındı. Generaller var, albaylar var, yarbaylar var, binbaşılar var, normal er düzeyinde olanlar var, kadın askerler var. Ve bütün bunların hepsi tamamen Gazze'ye ilk etapta kaçırıldılar. Peki biz neyi konuştuk? Askeri birliğin basılmasını konuşmadık. Bunların nasıl gafil avlandığını konuşmadık. Çatışmalarda nasıl öldürüldüklerini konuşmadık. Hiçbir şeyi konuşmadık. Efendim diyor ki işte Alman bir kadın gelmiş eğlenmeye. Bir sefer kadın Alman falan değil. Kadın İsrail ve Alman çifte vatandaş. Niye Alman kadın? Amerikalılar da öyle olma ihtimali yüksek. Yani niye Alman kadın? Bir sefer bütün İsrailliler İsrail vatandaşı ama aynı zamanda Kanada vatandaşı. İsrail vatandaşı ama aynı zamanda Türk vatandaşı. İsrail vatandaşı ama bilmem aynı zamanda Danimarka vatandaşı. Hepsi bunların asker. Bakın biz bunları hiç mahiyetine falan bakmıyoruz. Magazin gazetecileri önümüze ne verirse onu konuşuyor. Sizin Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde yapmış olduğu tam da budur. Aynı magazin gazetecisi olduğu için İsrail'in yalanlarını buraya pazarlıyor. Halbuki dakik bir gazeteci El Cezire'nin yaptığını yapar. Bunlar kim? Nedir? Nereden geldiler? Kaç yıldır burada toplanıyorlar? Burada kaç kişi vardı? Ne konuştu? Bakın Amerikan Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Joe Biden dedi ki Hamas dedi IŞİD'ten beter bir terör örgütüdür dedi. Netanyahu'nun sözünü tekrar etti. Niçin? Dedi ki ben 40'tan fazla çocuğun, bebeğin başının kesilerek öldürüldüğünü gördüm dedi. Halbuki böyle bir olay hiç olmadı. Olmaz da yani. Bir tane olsun olmadı olmaz da. Peki Amerikan Cumhurbaşkanı ne yapmaya çalışıyor? Aynı az önce hocamın ve Yaşar Bey'in ifade ettiği gibi 2002'de Irak'ta kimyasal silah var ve biz kimyasal silahlar için buraya saldırıyoruz diyen George Bush yönetimi gibi. İngiltere Başbakanı, dönemin İngiltere Başbakanı, İşçi Partisi'nin başbakanı hatırlayalım. Tony Blair. Tony Blair'in yaptığı sahtekarlığın aynısını yapıyorlar. Ve biz maalesef yüzlerce defa aynı sahtekarlıkla karşı karşıya olduğumuz halde biz buna inanıyoruz. Türkiye kamuoyunu neyle meşgul ediyorlar? İşte bakın dün gördünüz Celal Şengör'le İlber Ortaylı'nın oynamış olduğu orta oyununu gördünüz değil mi? Tam bir mizansen, tam bir aldatmaca. Nedir o çadır tiyatrosunda oynanan? Efendim Araplar toprak satmış, buna inanmayan zır cahildir. Bu terbiyesizliğin dik alasıdır. Katliam var ve bunlar bize Filistin halkının bu katliamı hak ettiğini inandırmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü açıkça İsrail hesabına çalışıyorlar. Siyonizmin burada misyonerliğini yapıyorlar. Siyonizmin misyonerliğini yapıyorlar. Nedir o misyonerlik? Birkaç sene önce İlber Ortaylı'nın kendisi söylüyor. Böyle toprak satma şu bu falan filan olur mu diyor. Arap ihaneti ya ben de olsam ben de olsam isyan ederim diyor. Ama bugün geliyor konjonktürü değişiyor. Birileri kulaklarına bir şeyi fısıldıyor. Bunlar başka bir takım masallar anlatıyor. Bu masalları biz çok iyi biliyoruz. Adnan Menderes'i darbeyle devirenler ne dediler? Dediler ki gençleri kıyma makinalarında böyle kıyma makinalarından geçirdiler. Onların kıyma haline getirilmiş olan cesetlerini de asfaltlara karıştırıp yollara döktüler. Bunu söylemediler mi? Bunu söylediler değil mi? Evet. Başbakanlığın özel masasından affedersiniz kadın iç çamaşırı çıktı demediler mi? Bu ahlaksızlığı yapanların amacı neydi? Darbeyi meşrulaştırmak. Peki bu ahlaksızlığı yayanların gerçek amacı ne? İsrail'in bir işgal devleti olduğunu unutturmak. İsrail'in ırkçılık üzerine yükselmiş olan bir devlet olduğunu unutmak. İsrail'in Filistin halkını yerlerinden ederek onların yerlerini soyan, gasp eden, çalan ırkçı bir rejim olduğunu inkar etmek. Başka? Gazze, Batı Şeria, Kudüs başta olmak üzere hemen her tarafta Filistin halkını tehcire tabi tutan Amerika'nın ve Avrupa'nın desteklediği bir terör rejimi olduğunu unutturmak. Şimdi bize ne diyorlar? Efendim köprüde filanı köprüden atmışlar. Bakın siz köprüde filanı
60'lar diye konuşmaya başladığınız zaman 15 Temmuz'u konuşamazsınız, Fethullahçı terörü konuşamazsınız, Amerikalıların buradaki operasyonunu konuşamazsınız, bu insanların ordu içerisindeki junta yapılanması, hiçbir şeyi konuşamazsınız. 60'lar, abi kim attı, nereye attı? Nerede bunlar? Hangisi? Kimdi? Ahmet mi, Mehmet mi, Şevket mi, Ayşe mi, Fatma mı? Hiçbir şeyi konuşamıyorsunuz. Dolayısıyla bizim en temelde sürekli olarak psikolojik operasyona, psikolojik harbe maruz kalmış bir ülke, bir halk olarak bunlara karşı bizim sürekli tetikte durmamız lazım. Biz İsrail'in önümüze koyduğu menüyü kabul etmeye mecbur değiliz. Neden bunu kabul edelim? Efendim Mısır operasyona haber vermiş. İsrail biliyormuş ama Hamas'ın saldırmasını beklemiş. Çünkü daha şiddetli bilmem ne yapacakmış. Sürekli aptalca bir takım senaryolar ortalıkta dolaşıp duruyor. Eğer bilseydi on binlerce füzeyi Gazze'ye yağdırmaktan bir an olsun tereddüt etmezlerdi. Ama bakın Gazze'den o anda, ilk anda şafak sökerken bine yakın mücahit çıktı. Ve yapılan operasyon adım adım ilerledi. İlk önce siber saldırıyla Filistin'in, Gazze'nin üzerine yoğunlaşmış olan o siber güvenlik sistemi çökertildi. İkinci olarak elektrik akımı kesildi ve Gazze'nin etrafını seren dikenli teller 22 ayrı noktadan delindi ve oradan motosikletlerle öncü birlikler girdiler garnizona doğru. Arkadan daha sonra bizim o işte Toyota jipler var ya 4x4, onun üzerinden diğerleri girdiler. Sonra askeri karargaha girildi. Şimdi biz zannediyoruz ki sadece orada askerleri öldürdüler, tankları imha ettiler zannediyoruz. Fakat aklımıza gelmeyen çok önemli bir harekatın bir parçası vardı. Harekatın en önemli parçası o garnizonda bulunan bütün bilgisayarlar, bütün arşivler ilk elde Gazze'ye götürüldü. Ne vardı burada? İsrail'in bölgeye dönük bütün askeri planları vardı. Silahlar, haritalar, gözetleme kuleleri ama daha önemlisi Gazze'de ve Batı Şeria'da bulunan İsrail hesabına çalışan casusları ve muhbirlerin isimleri vardı. Bunları konuşmuyoruz biz. Saçma sapan bir takım dedikodularla bunlara gerek yok. İsrail böyle bir darbeyi hayatında yemedi. Ben size söyleyeyim. Sözcü gazetesini, Oda TV'yi, T24'ü, Cumhuriyet'i, efendim Zafer Partililerin açtığı o şamanist siteleri falan değil. Açın doğrudan Haaretz'i takip edin. Haaretz'i takip edin. Emin olun çok daha doğru bilgilere ulaşırsınız. İsrail Cumhurbaşkanı diyor ki biz gafil avlandık. Mossad'ın eski başkanı diyor ki İsrail tarihinde Holokost'ta gördüğü acıya eş bir acıyı yaşıyor. Eski başbakanlardan Ehud Barak ülkeyi ilk anda terk edenlerden birisi. Ve diyor ki biz 80. yılı görüp görmeyeceğimizi düşünmeliyiz. Çünkü tarihte hiçbir Yahudi devleti 80 sene yaşamadı. Ha diyebilirsiniz ki ya bu adamlar heretik konuşuyorlar. Yani rakamlar üzerinden, harfler üzerinden, efendim bir takım hani bizim camiamızda da vardır bazı böyle şeyler. Onlar üzerinden konuşuyor. Ya fark etmez. Bu insanlar iliklerine kadar bu korkuyu yaşamışlar. Ama ortada olan bir vaka var. İsrail'in en çok izlenen televizyonlarından Kanal 12'ye bir kadını çıkarttılar. Herhangi bir soru soruyor. Yani herhangi bir kadınla röportaj yapıyorlar. Dedi ki sizin evinize nasıl geldiler? Dedi ki biz dedi sığınağa inmiştik dedi. Sonra bir baktım ki dedi işte diyor Araplar geldiler dedi. Hamaslılar geldiler dedi. Sonra ben hemen korktum. Dedim ki bizde kimse yok. İki tane çocuğum ve ben varım. Bana İngilizce olarak dediler ki biz Müslümanız ve bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa kadınlara ve çocuklara asla zarar verilmemesi gerektiğini emrettiler. Sakin olun, size asla dokunmayacağız. Evin içerisinde iki saatten fazla kaldılar ve biri bana dedi ki şu masanın üstündeki muzlardan birini yiyebilir miyim? Ben izin verdim, muzu yedi, bir süre sonra kalktılar gittiler. Şimdi bütün bunlar olurken efendim isim isim söyleyeyim mi? Efendim Oğuzhan Uğur'undan Fatih Altaylısından başlamak üzere Nevşin Mengüsü'ne kadar
İsrail hesabına çalışan, Siyonizm namına kara propaganda yapanlar o Müslüman kardeşlerimizi katil ve tecavüzcü ve çocuk katili olarak resmettiler. Asıl onların yapmış olduğu iş Oğuzhan Uğur'undan, Fatih Altaylısından, Nevşin Mengüsü'nden, efendim Celal Şengör'üne bilmem nesine kadar. Asıl onların yapmış olduğu iş Müslümanlara iftira atmaktır. Müslümanları itibarsızlaştırmaktır. Peki, Müslümanları lekelemektir. Çünkü bütün bunların hepsi kalpleri İsrail'le birlikte atan, Netanyahu ile birlikte atan, İslam düşmanı olmaktan ileri gitmeyen, maalesef yani insanlıktan çıkmış, kalbi tamamen taş kesilmiş, insan mı diyelim, bitki mi diyelim, ne diyelim ben bilemiyorum. Teşekkür ederim. Kazım Bey, bu son saldırıda Rusya'nın herhangi bir rolü var mı? Aslında Rusya daha şöyle... önceden Şubat ayında Hamas'ları kabul etti. Az önce o demir kubbe meselesinde Netanyahu'nun açıklamaları vardı. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda Rusya şu anda bu çatışmanın neresinde? Burada aslında Kenan Bey askeri bölümüyle ilgili bilgileri söyledi zaten. Yani çok özel bir planlama. Biraz önce Muhammed Daf'ın yani özel bir kişilik olduğu, birçok hususu işte o uzun bir süre içerisinde planladıklarını konuştuk. Ama sanki İsrail ordusunun görevlilerinin Suriye'ye işte saldırılara devam edeceğiz ifadesinde biraz Rusya'ya yönelik bir şey de var, yönelme var, onlara ima var gibi gözüküyor. Tabii burada kullanılan bazı silahlar veya özel sistemler, bunların incelemesi sonucunda nereden geldikleri değerlendirilebilir. Ancak bunu biz hep şu şekilde söylüyoruz. Eğer bu şekilde işte ki tekrar herkesin söylediği noktaya dönmek lazım. Burada Filistinliler İsrail topraklarına girmiyorlar. İsraillilerin ele geçirdikleri Filistin topraklarındalar. Gasp aslında. Ettikleri, işgal yani ettikleri. Onların evet. işgal ettikleri yerlere gidiyorlar. Dolayısıyla yani onları bir şey gibi toprak tecavüzünde bulunan toprak, İsrail topraklarına geçen kişiler gibi anlatmak doğru değil. Dolayısıyla ancak burada şöyle bir şey var. İşte yapılmak istenen belki bu. Hamas IŞİD gibidir ifadesiyle onu bir terör örgütü konumuna getirip seviyesine getirip ondan sonrasında da ona yönelik dünyanın işte tepkilerini toplamak. Burada bir diğer husus işte Rusya bağlantısını değerlendirmek için o zaman da şöyle bir şey çıkıyor. Eğer kullandıkları sistemlerin içerisinde, silahların içerisinde işte paramotorlarda veya diğer şeylerde doğrudan oralardan temin edilmiş bir şeyler varsa bu nasıl temin edilmiş olabilir? Tabii ki Gazze tam bir abluka altında. Özellikle ben bazı yerlerle tekrar tekrar söyledim. Srebrenica benzeri bir konumu var aslında. Oraya desteklerin hepsinin girmesi İsrail'in kontrolünde. İşte Mısır'dan Refah kapısından geçişler olabiliyor. Buraların da kontrol edildiğini biliyoruz. Ama çok özel bir şekilde buraya malzemeler gelmiştir. Getirilmiş olması lazım. Burada tabii Rusya şunu düşünüyor olabilir. Bizim başımızda işte Ukrayna ile ilgili sıkıntılar çoğaldı. Dolaylı olarak Amerika'nın veya işte onunla beraber olanların da böyle bir sorunla uğraşması genel şey olarak, yani neden Rusya burada olabilir anlamak anlamında değerlendirilebilir. Ancak burada şunu esas işte dünyanın anlaması gerekiyor. Benim kurduğum terör örgütü iyidir. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı IŞİD'i kurup ondan sonra şey yapacak. Ondan sonra da Hamas gibi Filistin'in esas olarak bir anlamda esas parçası olan insanların terör örgütü konumuna konularak bunların işbirliği, bunlarla işbirliği yapanlar işte
teröre destek veren ülke konumuna düşerler pozisyonunu anlatmaya kalkmak doğru bir yaklaşım olmaz. Rusya'da tabii ki doğrudan geçmiş zamanlarda ben şunu hatırlıyorum. Kudüs'te İsrail Alexander Meydanı'nı Rusya verdi yani. Bunların ilişkileri böyle işte sen ben günlük bir ilişki olmadığını anlıyoruz. Dolayısıyla da Rusya şu anda orada Amerika'nın tabii ki şöyle bir hususu göz ardı etmemek lazım. Eğer öyle bir durum olacaksa işte Akdeniz'deki Rusya üslerinden bir kısım kaynakların bu bölgeye geçmiş olması ihtimalini göz ardı edemeyiz. Ama bu doğrudan işte onlara destek veriyor, onlara destek verdi şeklinde olmaz. Anlamamak lazım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de biz ısrarla söylüyoruz bunu. Filistin'le benzetmek anlamında söylemiyorum. Buradaki olayla benzetmek anlamında söylemiyorum. Ama ben yaparım olur şeklinde işte Lafarge, Daesh'e bir şekilde destek verdiği için Amerika Birleşik Devletleri'ne 790 milyon dolar tazminat ödüyor. Ama aynı Amerika Birleşik Devletleri o Lafarge'ın bir sürü Suriye'nin kuzeyinde terör devleti oluşturmak için diğer PKK vesaire gibi örgütlere destek vermesi konusunda herhangi bir şey söylemiyor. Dolayısıyla burada Rusya'nın, İngiltere'nin, düzeltiyorum, İran'ın konumunu mutlaka işte Amerika'nın karşısında gibi kabul edileceğini düşünüyor. Ve Amerika da bunları bölgede kontrol etmek için veya onların da konumlarını dikkate almalarını bir anlamda uyarmak için diyelim belki buraya uçak gemilerini gönderdiği. Kazım Hocam şu olabilir mi? Mesela bu Rusya-Ukrayna krizi ya da savaşından önce Avrupa, işte Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Rusya-Ukrayna savaşı başlayınca o Avrupa bir şekilde Rusya kendisine düşman gösterilince, Rus baskısı deyince mecburen Amerika'ya yanaşmak zorunda kaldı. Zaruri bir şeydi. Diğer taraftan yargı reformu konusunda zaman zaman Amerika ya da Biden Netanyahu'yu uyarıyordu ve İsrail o kibriyle sana ne karışma işimize, hani böyle demiyor evet, ama yani evet, bu anlama gelecek açıklamaları vardı. Burada da acaba Ukrayna krizinde bir şekilde Batı'yı kilitleyen Amerika şu krizle de İsrail'i aynı şekilde kendisine bağlamak istiyor olabilir mi? Çünkü İsrail zor durumda kalabilir. Evet. Aslında biraz önce o paramotorların eğitim yapmasını, paramotorların kullanılmasını İsrail Arap Savaşları'nda özellikle hava kuvvetlerinin, Mısır hava kuvvetlerinin çok güçlü bir hale geldiği, onun yok edilmesi için istihbaratın Amerika Birleşik Devletleri tarafından İsrail'e verildiği söylenir. Dolayısıyla Amerika artık biliyoruz ki uzayda sahip oldukları uydular vasıtasıyla İsrail'in etrafındaki her şeyi, Gazze'deki her şeyi takip etme imkanına sahiptir. Dolayısıyla bu seviyede bir takım eğitimlerin yapıldığını çok kısa bir gecikmeyle de olsa tespit etme imkanı olabileceğini değerlendirebiliriz. Burada tabii biraz önce söylediğimiz gibi işte Alexander Meydanı'nın Rusya'ya verilmesi, bu işte Amerika İsrail'in Rusya'ya yaklaşmak için yaptığı bir jesti herhalde. Kaldı ki o zaman da bizim buna karşı çıkmamız gerekiyordu. Kenan Bey'in söylediği gibi veya katılımcıların söylediği gibi biz zamanında bu tür yapılan faaliyetlerde kimin malını kime veriyorsun demek lazım ki onları zımnen kabul etmiş olmayalım. Burada da esas olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği, sizin uçak gemilerinizin burada ne işi var? Burada belki şunu kabul etmek lazım. Amerika Afganistan'da böyle bir biraz önce söylediğim o Stratfor ve Rand Cooperation'ın fikirlerini veya görüşlerini dikkate alarak işte biz
Afganistan'ı kontrol edeceğiz. Afganistan'dan sonra İran'ı kontrol edeceğiz. Irak'ı kontrol edeceğiz. Arada İran'ı kendi istediğimiz şekle getireceğiz. Ama esas olarak, onu biraz önce söyleyemedim, esas olarak da Türklerin elini kolunu bağlayacağız. Bizzat bunların, onların yazdıkları, yazılan bir makaledeki ifadeydi bu. Topar. Yani bölgeyi şekillendirmek. Dolayısıyla da buna devamında da işte bir son dönemde İsrail Başbakanı Netanyahu da söyledi. İşte yeni Orta Doğu yapılanması şeklinde böyle bir şeyin kabul edilmesi söz konusu değil. Amerika Birleşik Devletleri ve dünya eğer huzur isteniyorsa 2 milyarlık Türk dünyasının ve Afrika'nın temsil edildiği bir Birleşmiş Milletler yapısına dönülmesi gerekir. İşte, bu son zamanlarda Kıbrıs'ta meydana gelen harekat, durum aslında hala İsrail'de de bir Birleşmiş Milletler görevi vardır, misyonu vardır. Dolayısıyla bunların hiçbirisinin işlemediği ortaya çıkıyor. Özellikle de ben burada tekrar tekrar söylüyorum. Türkiye'ye hemen uçuşları kesmek durumunda kaldı Türkiye güvenlik nedeniyle, Türk Hava Yolları. Ama ilk fırsatta Türkiye'ye gelenler oldu İsrail'den. Dolayısıyla da İsrail'in biraz önce o işte şeyin Gazze'nin kuşatıldığı söylendi ama aslında İsrail vatandaşları da bir kubbenin altında. Bunu da göz ardı etmemeleri lazım. Peki. Yani İsrail bağımsız, insanları bağımsız, özgür yaşayamıyorlar. Yaşar Bey, bu 7 Ekim çatışmasından ya da Hamas saldırısından önce hatırlayalım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde Netanyahu ile görüşmüştü. Ya Erdoğan oraya gidecekti ya Netanyahu buraya gelecekti. Bir de İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması vardı. Bu olaydan sonra bu plan sekteye uğrar mı? Türkiye buradan bir zarar görür mü? İkincisi, yoksa tam tersine Türkiye Rusya-Ukrayna krizindeki gibi bir şekilde denge politikası izleyip avantajlı bir duruma geçebilir mi? Ne demek istiyorum? Mesela bugün esirin ya da esirlerin serbest bırakılması noktasında Türkiye'nin girişimiyle Hamas bir kadını ve iki çocuğunu bıraktı. Bu yönlü avantajları kullanabilir mi? Türkiye'nin şu an bulunduğu pozisyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Birincisi, Türkiye'nin ne Rusya-Ukrayna savaşında ne de İsrail saldırganlığı karşısındaki tutumunu ben bir denge politikası olarak görmüyorum. Hakkaniyet politikası olarak görüyorum. Burada tarafların talepleri arasında topla, çıkar, böl, bir ortalamayı bul şeklindeki yaklaşım barışın temelini oluşturamaz. Barışın temeli ancak hakkaniyet temelinde oluşturur. Hakkaniyet temelinde Türkiye, İsrail devletini rasyonaliteye davet ediyor. Bu gaz boru hatları, enerji nakil hatları, ortak ticaretler, siyasi işbirlikleri, bunların tamamı Türkiye'nin İsrail'i rasyonaliteye, makul davranmaya yönelik yaptığı davetler. İsrail makul davranmadığı takdirde ortak ticaretin, enerji işbirliklerinin koşulları zaten oluşmaz. İsrail öncelikle Filistin'deki vahşeti durdurmalı. Bu bir defa bir ön koşul. Türkiye'nin kabul ettiği Birleşmiş Milletler'in kayıtlarına geçen Birleşmiş Milletler'in kayıtları var. Şimdi sivillere yönelik saldırılar derken sivil tanımını da doğru yapalım. Askeri kıyafet giymeyen, üzerinde sivil kıyafet olan herkes sivil mi? Öyle o zaman, öyle yansıttılar. O zaman o kadın askerler çıktı. İşte o iç çamaşırlarıyla gözaltına alıp Gazze'ye götürdükleri İsrailli generali de sivil kabul edin o zaman. Konumu ne olursa olsun. Askeri inisiyatif üstlenen herkes askerdir. Orada bir işgal yürütülüyor. Bu işgal Filistin'in terörist askeri saldırısıdır. Bu saldırganlığın bir parçası olan İsrail saldırganlığında aktif rol üstlenen herkes hangi kıyafeti giyerse giysin sivil olarak görülemez. Sivil bu saldırganlıkların dışında Nürnberg yargılamalarında bahsedilen bir ahlaki red kavramı var ya, ahlaken bu vicdansızlığı reddeden birisi sivildir. Bu saldırganlığın parçası olmuş, bu saldırganlığın bir parçası olan
İşte Türkiye'deki hani bu rezil bir güruh var ya, İsrail propaganda balonunun Türkiye'deki azat kabul etmez köleleri, Sevan Nişanyan bile o rezille dikkat çekti. Gazze'nin kenarında, Gazze'nin önünde, tel örgünün hemen karşı tarafında rock festivali yapanlar sivil mi yani şimdi? Onlar orada sadece rock müziği etrafında eğlenmek için mi oradalar? İsrail işgal politikalarının bir parçası olarak Gazze'lileri bezdirmek için yapılan bir eylem değil mi orada bu yapılan? Hemen tel örgünün öbür tarafında yapılan. Sivil mi? Bunlar nasıl sivil? Biraz önce Kenan Bey söyledi. Şimdi Rusya ilişkileri vesaire falan gibi. Oradaki 75 yılın biriktirdiği, belki 100 yılın biriktirdiği öfkeyi itibarsızlaştırmamak lazım. Şunu da altına çizeyim. Rusya silahlarının bulunduğu her yer Rusya'nın operasyon alanı falan da değildir. Amerikan istihbaratının desteklediği tüm terör örgütleri Rus silahlarını kullanıyor. PKK'nın kullandığı silahlar Rus silahları değil mi? Kornet füzeleriyle saldırmadı mı Türk zırhlı birliklerine? Kornet füzelerinin üreticisi Rusya değil mi? Rusya hibrit politikaları izleyebilen enteresan bir ülkedir. Rusya kendi düşmanları dahil herkese silah satar. Amerika'nın desteklediği uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirlerle, hatırlarsınız İran Gate skandalını, terör örgütlerinin silahlarını kendi bütçelerinde gösteremedikleri için, kendi toplumlarına da hesap veremedikleri için kirli karanlık bir alacakaranlık kuşağı yarattılar. Bu kuşaktan oluşturdukları bütçelerle Rusya'dan satın alınan silahları sadece Rusya siyasi olarak dağıtmıyor. Rusya'dan tedarik ediliyor. Terör örgütlerinin kullandıkları silahların önemli bir bölümünü. 1 Ekim saldırısı da yine Rus silahları vardı. Ankara'ya saldırı yapıldı. Şimdi ya. Evet. Bu Rus silahlarını elde etmek Rusya'nın politikası bu. Rusya dışında da üretiliyor zaten Rus silahları. Rusya'nın içinde üretilenleri de Rusya hibrit politikalar izliyor. Yani Ukrayna konusunda seninle çatışırken başka bir konuda işbirliği yapabilen, dış politikası böyle esnek, hibrit politikalara açık bir ülke. Yani başka ülkeler gibi kolektif politikalar izlemez Rusya. Rusya'nın bu geleneksel dış politika tarzıdır. Dolayısıyla Gazze'deki bu direnişi böyle küçültecek basit ilişkilendirmelerden de uzak durmamız lazım. Şu bize gösteriyor ki işte finansal imparatorluk, teknolojik imparatorluk, teçhizat imparatorluğu, askeri imparatorluk dediğiniz İsrail aslında bir propaganda balonu. Bu propaganda balonunun böyle bir diz çökmeyi bile bu propaganda balonunun bir parçasıyla ilişkilendirmek her şeyden önce çok büyük bir haksızlık. Hatta haksızlık da değil, bu büyük bir vicdansızlık. Hatta daha da ileri gideyim, bu büyük bir ahlaksızlık. Filistin'le dayanışma konusunda İslam toplumunun hala yeterli mekanizmaları inşa edememiş olması da hepimizin yüzünü kızartması gerekir. Bir kardeşimiz önerdi, enteresan da bir fikir, söyleyeyim de. Buyurun. Filistin İslam toplumu, İslam dünyası sadece Filistin gündemini izleyecek bir Filistin dayanışma örgütü kurup gündemi sadece Filistin olan bir teşkilat geliştirmesi gerekir. Artık Filistin'in sorunlarıyla, Filistin'de yaşanan vahşeti dış politikanın kendi mekanizmaları en iyi izleyen ülkelerden birisi Türkiye tabii ki. Bundan bağımsız sadece Filistin'e özgülenmiş bir örgütün artık kurulması lazım. Bu vahşet nedir ya? Amerikan propagandalarının esiri de kimse bizi yapmasın. O gönderdikleri iki tane gemiyle bırakın bir ülkeyi, bir köyü işgal edemezler. Onu söyleyeyim, bir köyü işgal edemezler. O kadar da değil ben ya. Söyleyeyim. Bak, yani İsrail'in kibrine bürünmüyor. Söyleyeyim, kibre falan bürünmüyor. Yani o kadar da değil bu, yani. Bu kibir falan geniş değil. Geniş bir silahlar böyle var. Doğu Akdeniz'in ortasında bir tane gemiyle geleceksin, bir kıtayı kontrol edeceksin. Öyle midir Kerem Hocam? Öyle şey yok. Bir dakika. O gemi o kadar basit mi? Bir dakika, ben... Gemi basit değil. Bir dakika. Ama gemi basit değil. Hangi gemiyle gelirse gelsin. Bakın, Irak işgalinden söz ediyorsunuz. Irak'ta aslında bir işgal yok. İçeriden ihanetler var. Bunlar da ayrı bir tarafı. Ama öyle bir saldırı için bile
Dammana 200 bin asker götürdüler. Evet. 200 bin asker. 3 tane gemiyle sen ne işgal ediyorsun ya? Bir köyü işgal edemezsin. Ben sana söyleyeyim. Bizim şurada miting yapıyoruz. Yeni Kapı'da görevlendiren güvenliği sağlamak için Jared Ford'da toplam personel sayısı gibi buna aşçılar, bulaşıkçılar, çamaşırcılar da dahil işte 4000-5000 civarında personel var diyorsun. Yeni Kapı'da biz miting yapıyoruz. Miting alanının güvenliğini sağlamak için görevlendirilen güvenlik görevlilerinin sayısı o Gerald Ford'daki asker sayısından fazla. Yani onun için bu propagandaları toplumun zihnine, kılcal damarlarına enjekte etmemek gerekir. Neyi işgal ediyorsun sen? Yani ben sana bir şey söyleyeyim. Yani şeyi de kullanmak istemiyorum daha ileri ifadeler. Yani 5000 tane füze, işte ilkel füzeler. 5000 tane füzeye karşı direnebildi mi? Koskoca bir demir kubbe imparatorluğu diyorsun ya. Direnebildi mi? Böyle bir gemiye yönelik neyi direniyorsun ya sen? Ne yapacaksın? O geminin toplam teçhizatı var mıdır bir defa o kadar? Yani onun için Gerald Ford geldi. Peki. Amerikan bir dakika tamamlayalım Yusuf Bey. Tamamlayalım. Amerikan emperyalizminin Amerikan emperyalizminin üzerimize çöktüğü gibi bir propagandayı da toplumun zihnine enjekte etmemek lazım. Devam edin dönüşte. Çünkü Skype bağlantısı da varmış. Arkadaşlar zor durumda kalacakmış. Kısa bir reklam diyelim. Reklam dönüşü tekrar karşınızda olacağız. Son bölümle karşınızdayız sevgili seyirciler. Yaşar Bey ile kalmıştık. Lütfen kaldığınız yerden devam edin Yaşar Bey. Biz Gazze, İsrail, İsrail saldırganlığını tartışırken İsrail propaganda mekanizmalarının bir parçası haline kendimizi getirmemesi lazım. Bu İsraillilerin en çok en iyi becerdi. Kulağındaki sesi kapatabilir misiniz arkadaşlar? İlhamını ondan alan FETÖ'cülerin de en iyi becerdiği şey şu. Karşıt sloganlarla kendi propagandasını yaptırmayı çok iyi beceriyorlar. Yani İsrail karşıtı her retoriğin gerçekte İsrail karşıtı olduğunu da düşünmeyin. Hı hı. İsrail karşıtı retoriklerin bazıları İsrail'i toplum gözünde yenilmez, güçlü, plansız hiçbir saldırıya maruz kalmayacak bir heyyulaya dönüştüren bu propaganda bombasına, bu propaganda balonuna, bu propaganda bombardımanına karşı da uyanık olmamız gerekir. Orada büyük bir vahşet yaşanıyor. Bildiğimiz hiçbir kavram da oradaki vahşetin boyutunu tayin etmeye müsait değil. Uluslararası hukukun kavramları var. 1815 olarak kabul edersek uluslararası hukukun doğduğu tarihi, yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi var. Uluslararası mekanizmalar var. Bu kavramların ve mekanizmaların tamamının geçersiz olduğu bir alana dönüştürdüler. Şunu da söyleyeyim. Bu İsrail vahşeti ve küresel ölçekte egemen güçlerin İsrail tarafında sıralanmasının yakın vadede küresel vicdana, insanlığın vicdanına etkilerini de göreceğiz. Bakın bu imparatorluklar birer birer yıkılacak. Vicdan ve adalet temeline dayanmayan hiçbir iktidar varlığını sürdüremez. Burada vicdani değerlerin tamamını geçersiz hale getiren, insanlığın bütün değerlerini ayaklar altına alan, İsrail Savunma Bakanı Trump diyor ya yavşak diye. Hani Trump'ın tabiriyle biz demeyelim burada. Ben Trump'ın tabiriyle o yavşağın sözü ne? Diyor ki artık bundan sonra hiç kimse Gazze'ye yönelik eylemi sebebiyle cezalandırılmayacak. Ya yani bütün insani değerleri yok edin. Bütün ahlaki değerleri yok edin. Bütün siyasi değerleri yok edin. Bütün hukuki değerleri yok edin. Bunu yok etmeyi deneyen tarihteki ilk terörist örgüt de İsrail Devleti değil. Bunu yok edebileceğini varsayan gerizekalılar tarihte daha önce çokça yaşandı. Bu imparatorluklar yerle bir oldu. Yer ile yeksan oldu. Ben bunun, bu İsrail Devleti'nin, İsrail sisteminin, İsrail imajının nasıl yerle bir olduğunu çok yakın zamanda, bak böyle 3-5 sene falan değil, birkaç gün sonra,
3-5 gün sonra, belki bir hafta 10 gün sonra İsrail iç politikasındaki dağınıklığı, dağılmayı gözlerimizle göreceğiz. Nokta, şimdilik nokta, unutmayın, bir fragmanda da zaten tanıtmıştık. Fazla zamanı yokmuş, hemen kendisine dönelim. Skype bağlantımız var. Kimi de Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enver Ataullah'la. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Peki, hemen başlayalım. Şu an oradaki son durumu, Gazze'deki son durumu, o insanlık dramını bize kısaca aktarır mısınız? Daha sonra yine soru cevap şeklinde devam edelim, ilerleyelim. Buyurun. Son durumu anlatmak gerçekten mümkün değil. Yani bizde her dakika yeni bir haber var. Durum yaşanır anlatılmaz. Görmüş olduğunuz videolar, çekimler gerçeğinizde onu bile yansıtmaz. Burada gerçekten o kadar durum zor ki anlatması mümkün değildir. Ben şimdi sizinle konuşurken bir bomba sesi duyuyorum. Yani duymuş olabilirsiniz ve duyacaksınız. Ben birkaç kanalla konuşurken sayıyordum 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye bombalar düşerken her saniye bir bomba sesi duyabiliriz. Buradan 1 kilometre veya 800 metre uzaklıkta bir bina tehdit edilmiştir. Her an yok edilebilir ve gerçekten durum çok zor. Ama madem ki sordunuz, ben şu anda yaklaşık 1700 şehidimiz var. Onların %65'i çocuk ve kadın, diğerleri sivil insanlar. Yüzlerce Filistinli şu anda enkaz altında, onlara ulaşamıyoruz. Onların durumunu bilemiyoruz. Onlar canlı mı, ölü mü, onları da bilemiyoruz. Yaklaşık 7000 yaralı var. Halbuki Gazze şeridindeki bulunan hastanelerdeki yatak sayısı sadece 2000 yatağımız var. Şu anda maalesef yaralılar tedavilerini yerde görüyorlar. Ve bazıları yerde yatıyorlar. Tedavi olabiliyorlar mı peki? Çünkü ilaç sıkıntısı da var. Tedavi olabiliyorlar mı? İşte ona geliyorum. Ona geliyorum. İki gün önce ben Sağlık Bakan Vekili ile beraber oturuyordum. Eksiklik oranı tıbbi cihazlarda, tıbbi malzemelerde ve ilaçlarda %79 idi. Bugün %90'a ulaştık. Demek ki ilaçların %90'ı tükendi ve sadece %10 kaldı. Bu %10 ne kadar yetecek belli değil. Bir gün mü, iki gün mü, bir buçuk gün, bir saat, iki saat, yaralı sayısına göre belli yetecek. Ondan sonra zannediyorum yarın ya da öbür gün bir basın toplantısında buradaki sağlık sistemi düştüğünü ilan edilecektir. Hem de biz işgal altında kalıyoruz. Herkes biliyor. Sadece hatırlatmak istiyorum. Ve 17 seneden beri kuşatma altında yaşıyoruz. Biz kendi paramızla işgal altında kalıyoruz ama kendi paramızla elektrik işgalci devletinden satın alıyoruz ve burada bir elektrik santrali var. Onun içinde akaryakıt alıyoruz. O da kendi paramızla satın alıyoruz. Onlar şu anda oradan gelen elektrik %100 kestiler ve burada dün saat 2'de buradaki santral tam bir şekilde söndürülmüştür ve artık Gazze'de elektrik yok. Peki nasıl yaşıyorsunuz? Şu anda biz 17 seneden beri kuşatma altında yaşıyoruz. Evlerde birkaç çare bulduk. Kimi jeneratör çalıştırıyor, kimi güneş enerjisi taktı, kimi akü getirdi ve böyle en azından geceleyin bir lamba, iki lamba yakmak için öyle bir şekilde elektrik üretiyoruz. Hastanelerde büyük jeneratörler getirdik ve onlar şimdiye kadar jeneratörler çalışıyorlar hastanede ve iki ve en fazla üç gün içerisinde bulunan akaryakıt tamamen tükenecek ve bitecektir. O zaman jeneratörler söndürülecektir
ve hastaneler hepsini gerçekten hizmet vermeyecekler ve bir iki gün içerisinde Gazze şeridinde bulunan 1100 kişi diyaliz hastası bir iki gün içinde hayatını kaybedebilirler. Eyvah. Ve yaraların sayısı da hayatını da kaybedebilirler. Çünkü elektriksiz tüm cihazlar çalışmayacak, ilaçların yarısı çalışmayacak, solunum cihazlarında bulunan hastalıklar için oradaki hastalar da ölecekler ve durum o kadar zor. Şimdi bu durum maalesef iki noktadan konuşmak istiyorum. İki gün, üç gün önce parantez içinde İsrail Savunma Bakanı demiş ki biz hayvan insanlarla ilgileniyoruz ve bu kapsam altında biz davranıyoruz. Bu hayvan dediği insanlar kim? Gazze'li değil, Filistinli değil. 2 milyar Müslümanı kastediyor. Onların inancında biz insan değiliz. Ve asıl mesele budur. Asıl mesele inanç meselesidir. Bunlar bizi insan olarak kabul etmiyorlar. Ve bu sefer böyle davranıyorlar. Ve maalesef en niyeti İslam devleti 2 milyar Müslüman bunu anlamazlıktan geliyor ve böyle davranıyorlar. İkincisi ise şimdi Rusya-Ukrayna savaşı var. Rusya belki dünyanın en güçlü devlet. Atom bombaları var. Ve Ukrayna'daki elektrik santralleri ele geçirdi ama hiç elektrik kesmedi. Neden? Çünkü savaş zamanında elektrik kesmesi bir savaş suçu ve bir toplu cezadır. Ama onlar kendileri bizi hayvan olarak kabul ediyorlar ve kendileri yasa üstü görüyorlar. Çünkü uluslararası insani kanununa göre bu aykırıdır. Bu toplu bir cezadır. Bu suç, bu savaş suçudur. Ama maalesef yine de dünya tamamıyla görmezlikten geliyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e 8 milyar dolarlık yardım ediyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri silahları da gönderiyor. Ve uçak gemisi de gönderiyor. Bugün de Almanya'dan, İngiltere'den silahlar yollandı İsrail için. Ve biz kendimiz, biz ümmetin onuru savunuyoruz. Mescid-i Aksa bizim değil, tüm Müslümanlarındır. Ve ümmetin onuru savunuyoruz. Biz ümmetin onuru savunurken maalesef millet içerideki problemleri yaşıyor ve bir araya gelemediler ve İsrail'e karşı çıkmadı ve bunun için İsrail kendisini yasa üstü görüyor. Şu anda gerçekten durum anlatılmaz, anlatması mümkün değildir. Gördüğünüz videolar, gördüğünüz çekimler, duyduğunuz haberler gerçeğin %10'u bile yansıtmaz. Durum gerçekten bu o kadar zor ki bugün İsrail 360 bin yedek asker çağırdı. Gazze'de bugün Ezzedine Gassantugazan'ın sözcüsü biz onlara karşı 3 bin mücahit hazırladık. 4 bin mücahit hazırladık. 5 bin mücahit hazırladık. Bakın onlar millet susarsa bu sefer gerçekten Gazze'yi haritadan silecekler. Ve ondan sonra gerçekten Müslümanların durumu 50 seneye onların durumu çok zor olacak. Çünkü onlar biz yenilmez orduyuz diyordular. Şu anda 17 seneden beri kuşatma altında yaşayan gençler yerel olarak ürettiği silah ile onları yendi ve onlar yenilgiye maruz kaldılar. Bunun için onlar öyle bir şey istemiyorlar ki ve maalesef yine de millet uyuyor. Kusura bakmayın ben bazı tabii ki halk bizimle, duygularınız bizimle, onu biliyoruz, dualarınız bizimle, bazı insanlarınız ağlıyor, bazı adamlarınız titriyor, terliyor. Bunlar önemli. Gösteriye de çıkıyor, onlar önemli. Ama en önemli resmi devletler İsrail'e karşı sert bir şekilde en azından konuşsun. En azından. Ondan sonra İsrail ile normalleşme yapılmasın. Bakın çok üzücü bir haber vardır. Dün Birleşik Arap Emirlikleri
İsrail'e gönüllü bir ekip göndermiştir. Hastanelerde çalışmak için. Onlar Arap mı, Müslüman mı bilmiyorum, ben anlayamıyorum. Bugün Ürdün İçişleri Bakanı yarın Cuma günü Ürdünlüler sınıra dökülecektiler. Yasak ve oraya sınıra giden insanlar biz engel olacağız ve selametiniz için, güvenliğiniz için bilmem ne işte böyle uydurma şeyler maalesef yasakladılar. Maalesef Suudi Arabistan normalleşmeye koşuyor. Ve biz 75 senedir burada işgal altında kalıyoruz, kuşatma altında kalıyoruz. Ve ümmetimiz, milletimiz maalesef ne diyeyim bilemiyorum, alayamıyorum. Ayrıca bizi çok üzen bir şey de vardır. Bazı insanlar, bazı Müslümanlar İsrail'in dediği, uydurduğu haberler söylüyorlar ve hikayeler söylüyorlar. Maalesef şimdi Hamas terör örgüt. Hamas, ben Hamas sözcüsü değilim. Ben normal bir vatandaşım. Ben ama tüm Gazze'liler, tüm Filistinler direniş arkasındadır. Onlar bir müzik festivale girdiler. Yazıklar olsun, güzel kızları öldürmüşler, sivil insanları öldürmüşler, bilmem ne bebekleri, hepsini uydurma hikayeler ve maalesef bazı gazeteciler, bazı kültürlü insanlar, bazı profesörler onları tekrar ediyor. Türkiye'den. Yazıklar olsun geç. Türkiye'den ya, mi? Ben Türkiye hakkında konuşmuyorum. Ben hayır hayır. Bu gazeteciler ve profesörler Türkiye'den mi? Bazıları Türkiye'den maalesef. İsim verin. Veremem, kusura bakmayın. Niye veremeyin efendim? Böyle bir alaksız konuşuyorsunuz. İlk bölümde söylemesine gerek var mı? Biz duymuyor muyuz, görmüyor muyuz yani? Gazze'deki işgal altındaki insanın şehadetine mi ihtiyaç var? Bizim gözümüzün önünde olmuyor bunlar. Hayır, söyledik biz. Söylesin yani, bir daha söylesin, ne olacak? Gerek yok buna. Normal konuşsun. Peki buyurun, devam edin lütfen. Biz bu şartlar altında yaşıyoruz ama inanın ki bizim inancımız yüksek, moralimiz yüksek, zafer bizimdir inşallah. Ama gerçekten durum tahammül edilmez hale geldi. Peki neden bu sefer Gazze'liler böyle bir operasyon başlattı? Çünkü biz 75 senedir acı çekiyoruz. Evet. Çünkü 17 seneden beri biz kuşatma altında yaşıyoruz. Tarihin, dünyanın en büyük hapishanede kalıyoruz. Açık hava hapishanesindeyiz. Gazze'deyiz. Evet. Geçen sene, pardon bu sene 2023 senesinde Batı Şeria'da 270 Filistinli öldürülmüştür. Hiç kimsenin sesini duymadık. Tabii Siyonistler tarafından öldürülmüştür. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblamız. Onurumuz her gün saldırıya maruz kalıyor. Maalesef gerçek bir eylem yapılmamıştır. Tabii ağladık, dua ettik ama bu iş dua ile, konuşma ile olmaz. Cihat ile olur. Ve en azından diplomatik, ekonomik tüm alanlarda İsrail'e karşı çıkmak ile olabilir. Ama normalleşme ile olmaz. Konuşmakla olmaz. Kadınlarımız Kudüs sokakları ortasında onların başlarına basılmıştır o Siyonistlerin ayaklarıyla. Onları görmüş de olabilirsiniz. Biz gerçekten kaybedeceğimiz bir şey kalmadı. Ve milleti uyandırmak için bu hareket başlatıldı. Şu anda söz sizde, sorumluluk sizde, top sahanızda. Ne yapacaksınız? Onu bekliyoruz. Çünkü şu anda 360 bin Siyonist asker kara hareketi için başlatmak için hazırlandı. Bizimkiler 3 bin, 4 bin, 5 bin, 10 bin kişi onlara karşı çıkabilir. Ama onların dünyanın silahı onların elinde. Onların dünya teknolojisi onların elinde. Dünyanın parası onların elinde. Ama 57 İslam devleti onlara karşı çıkması ve onlara karşı gerçekten bir şey yapması lazım. Bir şey yapılmalı. Buradaki yaşananlar gerçekten anlatılmaz hale geldi ve anlatmak mümkün değil. Her dakika, her saniye bir, bakın ben size bir şey de söylemek istiyorum. Buyurun buyurun. Siz bunu düşünün. Şu anda Gazze etrafında sınırda yakın insanlar
Onların evi yıkıldı. Evsiz insanlar nereye gidecek? 330 bin kişi evleri terk etti çünkü evi yıkıldı. Evi yıkılınca nereye sığınacak? Okullara sığındılar. Şimdi bir insan kendi evinde rahat rahat yaşıyordu. İki odası var, üç odası var. Erkekler başka, kızlar başka odada. Anne baba başka odada. Şu anda hepsini sınıflarda yaşıyorlar. Sadece onlar değil. Bir sınıfta 2-3-4 aileler var. 4 aile var. Onlar bir arada yaşıyorlar. Sınıflar konut kullanmak için inşa edilmemiştir. Dershane olarak inşa edilmiştir. Ama maalesef vatandaşlarımız şu anda bir sınıfta 3 veya 4 aile vardır. Hiç su yok. Bakın 6 gündür abdest almayan insanlarımız vardır. 6 gündür kusura bakmayın tuvalette su kullanmamış insanlarımız vardır. Bunu düşünebilir misiniz? Düşünebilir misiniz? Maalesef. Durum o kadar zor ki anlatması mümkün değil. 300 bin kişi biz bu sabahtan akşama kadar mahallemize ve okuldaki sığınmış insanlarımıza su temin etmeye çalışıyorduk. Biraz gıda temin etmeye çalışıyorduk. Bazı insanlar sürüyorlar ki ya Enver Bey, ya Filistinliler, gıda meselesi çok önemli. Ama size bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bir sene önce bir Filistinli hapishanedeydi. Açlık grevi yaptı. 120 gün yemeden yaşadı. Gıda önemli. Ama bir gün, iki gün, bir hafta, iki hafta, üç hafta yemeksiz, gıdasız yaşayabiliriz. Ama özgürlüksüz, insanlıksız yaşamak artık mümkün değil. Asıl mesele gıda değil. Biz kusura bakmayın, dilenci bir halk değiliz. Biz işgal altında bir halkız. Kuşatma altında yaşayan bir halkız. Ümmeti savunan bir halkız. Şu anda kendi vatanımızda özgür olarak yaşarsak dünyaya sizin gibi, Türkiye gibi, ben her zaman diyorum ki Türkiye ve Filistin tek yürektir. Biz Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'yla ile beraber savaştık. Burada Gazze'de 15 bin şehidimiz var. Çanakkale'de 6 Gazze'li şehidimiz var. Sizden Allah razı olsun Mayıs ayında 2010 senesinde Mavi Marmara'da 10 şehidiniz de verdiniz. Filistin ve Türkiye her zaman tek yürek. Ben Türkiye'de 8 yıl yaşadım. Kendimi hiçbir zaman yabancı hissetmedim. Ve buraya gelen, Türkiye'den gelen misafirlerimiz hiçbir zaman kendileri hissetmediler. Ve gerçekten biz aynı kültür, aynı din, aynı hedefimiz var. 400 sene Osmanlılar burada kaldılar ve Mescid-i Aksa en barış süreci yaşadı o zaman. O zamandan beri bugüne kadar 1907 senesinden beri bugüne kadar gerçekten biz acı çekiyoruz. Şu anda maalesef durum böyle. Bizim durumumuz yaşanır anlatılmaz ve herhangi bir sorunuz varsa fazla konuştum kusura bakmayın. Estağfurullah. Güzeldi ama ben içten gönülden konuştum. Allah sizden razı olsun. Hiçbir yardım konvoyu vesaire geçişine izin verilmiyor mu? En son Mısır'ın bir çabası vardı. Tırların geçeceği, hani daha sonra tehdit edilmişlerdi. Bir yardım konvoyu vesaire içeriye geçirilmiyor mu? Yani nasıl cevap vereceğim bilemiyorum gerçekten. Yani ne diyeyim, yazıklar olsun mu diyeyim? 2 milyar Müslüman, 6 milyon, 7 milyon Yahudilerden bize yardım etmek için izin mi istiyorlar? Yazıklar olsun 2 milyar Müslümana. Yazıklar olsun. Maalesef. Tabii ki halk yardım topluyor, göndermek istiyor. Bazı yardımlar, bazı dernekler, Türk dernekleri buradan, yerel çarşıdan, yerel marketlerden bugün yardım toplayıp biz kendimiz elimizle aldık, dağıttık. Ama İsrail'den izin alacak insanlar ve bize yardım edecek insanlar gerçekten bilmiyorum yani, ben cevap veremiyorum.
Yani o kadar şey anlattınız ki şu an ne sorsam boşa. Hakikaten. Bir soru sorayım ben. Kenan Bey'in bir sorusu var. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kazanız mübarek olsun. Rabbim üzerinize sabır yağdırsın. Adımlarını, amin, adımlarınızı yolunda sabit kılsın. Ve kafirler, amin, karşısında, zalimler karşısında inşallah sizleri, bizleri muzaffer, amin, eylesin. Ben, amin, şunu söylemek istiyorum. Şimdi tabii İsrail'e ilişkin söylenecek çok şey var ama asıl olan, yani özellikle sınırda bulunan Mısır, Ürdün ve daha yakın ve daha etkin bir güç olan yani Türkiye'den yani beklenen hangi adımlardır? Diplomatik, siyasi, iktisadi, insani, askeri açıdan. Yani Türkiye, Ürdün ve Mısır İsrail'e karşı nasıl bir adım atarlarsa bu Gazze'deki durumu rahatlatabilir. Mesela siz bu konuda ne öngörürsünüz Enver Bey? Yani en azından şu anda onlarla normalleşme konusunda tehdit edilsinler. Ondan sonra gerçekten sert bir şekilde konuşulsun. Çünkü biz, siz bu acıyı, bu durumu, bu katliamları durdurmazsanız biz de araya gireceğiz. Yani en azından diplomatik bir şekilde konuşulsun. Birleşmiş Milletler'de diğer uluslararası örgütlerle ve Ürdün, Mısır, Türkiye ve diğer Müslüman ülkeleri ile işbirliği yaparak bu sert bir şekilde İsrail'e karşı çıkılmalı. Çünkü gerçekten baskı yaparsanız onlar sadece tek bir dilden anlarlar. Güç dili anlarlar. Başka dilden anlamazlar. En az tehditle bulundukları zaman korkacaklar ve belki bir şey olabilir. Şu anda tabii ki ben illa, yani şu anda bir gün bazı siyasi partilerinden söylenmiştir. Türkiye'de bulunan İsrail büyükelçileri kovulsun. Ve İsrail'deki bulunan, tamam ben İsrail kullanıyorum kelimesi ben ama mecburen kullanıyorum. Türk büyükelçileri çekilsin en azından ve şu anda biz bu konuda durmanızı istiyoruz. Amerika ile konuşmak lazım. Avrupa ile konuşmak lazım ve ayağa kalkması lazım ki gerçekten hem de tüm hükümetlere baskı yapsın, onlar da İsrail'e baskı yapsın, bu katliamları durdursun. Ben de bir soru sorabilir miyim? Tabii ki Kazım Bey'in de, emekli General Kazım Bey'in de bir sorusu size olacak Enver Bey. Buyurun. Enver Bey, tabii ki Filistin davası aslında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Mescid-i Aksa'ya bir saldırı sonrası kurulmasıyla beraber tarih olarak da baktığımızda 25 Eylül 1969 tarihi olarak gözüküyor. Neden İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin davası için kurulan bu teşkilat yeteri kadar etkin değil? Burada bizim birlikte Bosna'da görev yaptığımız Malezya, Endonezya, Pakistan, Bangladeş gibi ülkeler, uzak ülkeler, sınır olmayan, yani bu bölgede olmayan, çünkü şöyle bir iddia oluyor İsrail tarafından veya genelde işte komşu ülkelerden Arap Birliği toplanıyor. Arap Birliği toplandığı zaman sanki sadece Filistin için tarafı için toplanıyor gibi. Böyle İslam İşbirliği Teşkilatı diğer gözlemci ülkelerden oluşacak temsilcilerle beraber oraya Birleşmiş Milletler görevlendirmesiyle gelse bu süreç daha ılımlı bir şekilde devam etse. Biz bugün başka yerlerde de yayınlarda ben Srebrenica'ya benzetmiştim şu anda Gazze'deki durumu. Ama bakıyoruz ki bu gerçekte de oraya doğru gidiyor. Tabii ki şunu biliyoruz. Dünya artık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yönetemediği bir duruma geldi. Siz buradan bunları ifade ederseniz, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür çalışmaları var. Oraya Birleşmiş Milletler'in görevlendirmesiyle İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin yanına diğer ülkelerden de katılacak şekilde İsraillilerin de aslında kabul edeceğini ben düşünüyorum bunu.
O zaman bu çatışmaların durabileceğini değerlendiriyor musunuz? Şu anda Arap Birliği ve maalesef İslam İşbirliği Teşkilatı bugüne kadar gerçek bir şekilde İsrail'e karşı çıkmamıştır. Onlar neden? Kazım Bey, açıkçası siz bu sorunun cevabı benden daha iyi biliyorsunuz. Siz de benden daha tecrübelisiniz ve benden daha iyi konuşabilirsiniz cevapta. Ama ben bir vatandaş, Filistinli bir vatandaş olarak onu söylemek istiyorum. Hissettiğim şeyleri söylemek istiyorum. Biz Müslüman olarak maalesef birbirimizi sevmiyoruz. Biz bir araya gelmedik. Onlar ayrımcılık yapıyorlar ve biz onları maalesef onlara güveniyoruz, inanıyoruz ve maalesef biz bir araya gelmiyoruz. 2011 senesinde Fransız bir diplomatik vardı. Ben masterimi Fransa'da yaptım. Burada bir kültür merkezinde onunla beraber görüştük. O zaman o adam kendisi yaklaşık 91 yaşındaydı. Birleşmiş Milletler'de çalışıyordu. O da demiş ki ne zaman Araplar veya Müslümanlar birlik beraberlik içinde yaşarlarsa o zaman İsrail diye bir devlet kalmayacaktır. Bu kadar basit. Enver Bey, burada şöyle bir şey belki yani katkı olmak anlamında siz şunu söylediniz, burada da katılımcılar hep onu söylediler. Biz hiçbir zaman hiçbir insana karşı değiliz. Sonuçta biz hepimiz Nuh'un gemisine binenlerdeniz. Dolayısıyla biz Hazreti Musa'yı da Hazreti İsa'yı da inancımız gereği kabul ediyoruz. Dolayısıyla burada yapılan şeyin dinle ilgisi olmadığını anlatmak gerekmiyor mu? Dolayısıyla ya, Kazım Bey lütfen yani istirham ediyorum. Bari bizim bulunduğumuz ortamda bu şeyleri söylemeyin. Şimdi Enver Bey orada bir şiddetin, vahşetin ortasında ve bu saldırganlığın tek nedenini inançları, değer yargıları ve Müslüman kimliği olduğunu söylüyor. Hayır. Şimdi burada saldırı altında olan ama şimdi bir de propaganda yapıyorsunuz. Şu manada olmaz. Hocam. Yani Sağlık Bakan Yardımcısıyla konuşuyoruz. Evet. Bir siyasi temsilciyle değil. Sağlık Bakanlığı Sözcüsüyle. Evet. Filistin'de yaşanan vahşeti konuşmamız lazım. İşte onun için biz söylüyorum. Şimdi ben tam da bunu söylüyorum. Hukuki şeyleri mi konuşacağız? Biz kendi aramızda tekrar konuşuruz da benim bir sorum olacak Yusuf Bey. Lütfen. Ben bitireyim müsaade ederseniz öncelikle. Daha sonra devam edelim. Bu İslam İşbirliği Teşkilatı eğer devreye girmezse Sayın Cumhurbaşkanımız her Birleşmiş Milletler toplantısında bunu ifade ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı daha etkin hale gelerek sadece Arap Birliği değil, bakın ben özellikle Enver Bey bunu ifade ediyorum. Arap Birliği olduğu zaman İsrail'e karşı bir tavır gibi oluyor. Hatta biraz önce burada da konuşuldu. Onlarla bizi de çatıştırmaya çalışıyorlar. İslam bütün insanlar için gelen bir dindir, son dindir. Dolayısıyla İsrailliler için de gelen bir dindir. Bunu başka bir şekle Yaşar Bey çevirmenin bir anlamı yok. Biz burada orada politika yaparak insanları katledenlerden bir Srebrenica gibi soykırımdan bahsediyoruz. Siz beni burada bunu basitleştirmeye, hafife almaya çalışmakla itham etmeyin lütfen. Ben burada ne olduğunu biliyorum. Hocam, ne kadar acı olduğunu ben Srebrenica'dan 11 gün önce oradaydım. Hocam, Filistin'in de oraya gideceğini görüyorum. Bu tartışmayı oraya taşımayalım. Dolayısıyla Enver Bey'in de bu politik bir yapıcı bir soru sorayım. Sağlık Bakanlığı sözcüsüyle. Peki Ali Sen Bey yardım konusunda Ali Sen Bey. Yardım konusunda da Ali Sen Bey buyurun. Tabii Enver Bey'den bilgi almış olalım. Tabii ki İsrail'den bir izin alınmasına sizin de dediğiniz gibi herhangi bir şekilde şey Müslümanların böyle bir ihtiyaç hissetmemesi gerekir. Ama bize bilgilendirme mahiyetinde Sağlık Bakanlığı'nda da bir yetkili olarak ilaç noktasında Türkiye'nin bir yardımı olması hangi yollarla olabilir? O noktada bilgilendirme yaparsanız belki Türkiye'de yardım kuruluşları tabii ki bu konuda bilinçli olabilir. Fakat bireysel olarak da bazı şeyler yapmak isteyenler çıkabilir. Onların önünü açacak şekilde bilgilendirici ne söyleyebilirsiniz? Bir ilave cümle Enver Bey, ben söyleyeyim. Bu vahşet karşısında bütün kalbimiz sizinle, bedenimiz de sizinle. Bu vahşete direnmek için Ali abinin sorusuna ilave ben söyleyeceğim. Her birimize önereceğiniz bir yol, yordam, yöntem var mı?
Allah sizden razı olsun. Bir kere ben gerçekten Türkiye'yi çok seven birisiyim. Bana hep Gazze'de Türk Enver derler. Her zaman Türkiye'yi, Türk halkı anlatmaya çalışıyorum Gazze'de. Biz de hepimiz Filistinliyiz. 2000 efendim? Biz de hepimiz Filistinliyiz. Allah sizden razı olsun. Burada gerçekten bu 2006'dan sonra ve her zamanki gibi Türkiye halk olarak, hükümet olarak bizim yanımızda durmuştur ve biz bu Mavi Marmara 2010'da yollanmıştır. Tabii bir sürü dernek burada var. Türk Kızılay burada çalışıyor. Yeryüzü doktorları burada çalışıyor. Onların ofisleri de vardı. Onlar da yardım getirmeye çalışıyorlar. Ama şu anda bu süreçte gerçekten şimdiye kadar bir şey ulaşmamıştır. Bu son durum şimdiye kadar maydanda yalnızız. Ama her zaman ben duygularınızı çok iyi bir şekilde biliyorum, takdir ediyorum. Türkiye halk olarak, vakıflar olarak, hükümet olarak, Cumhurbaşkanı olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başbakanlık zamanında Davos'ta yaptığını hiç unutmayız, unutmayacağız, unutmuyoruz. Türk halkı, tüm partileri bizim yanımızda duruyorlar ve burada yardım göndermeye çalışıyorlar. Ama daha ötesini de istiyoruz. Özellikle diplomatik alanında ve diğer alanlarda şu anda yardımlar diplomatik alanında diplomatik yoluyla sokmanızı istiyoruz. Bu elektrik meselesi çözülmesi gerekiyor. İsrail'e karşı baskı yapılması gerekiyor ve ondan sonra diğerleri konuşabiliriz. Şu anda durum gerçekten çok zor. Bir hafta içerisinde durum sürerse binlerce kişi de hayatını kaybedecek ve onlar daha çok barbarca davranacaklar. Kusura bakmayın ben arkadaşa 10 dakika 15 dakika katılacağım dedim. Çünkü başka bir randevum var. Peki. Kusura bakmayın burada kesmek istiyorum. Allah sizden razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. İnşallah bir dahaki sefer daha iyi bir durumda konuşabiliriz. Ben mühendisim. Fizik mühendisiyim. İTÜ mezunuyum. Siyasetten pek anlamam ama gerçekten siyasette de konuşabiliriz beraber. Hem dini anlamından hem de şu anda gerçekten siyaset anlamında İsrail veya Filistin veya Müslümanlar ve Siyonistler arasındaki savaş bulunan savaş hakkında çok konuşacaklarım vardır ama şu anda belki vakit müsait değil. Çok kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. Sözleriniz, açıklamalarınız bana göre gayet etkiliydi. Eminim bir etkisi hissedilecektir ve bunu da meyvesini göreceksiniz. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Çok sağ olun. Evet, Enver Bey'in de vurguladığı gibi diyor ki bir hafta daha bu durum devam ederse binlerce kişi can verecek açlıktan, susuzluktan, hastalıktan, ilaçsızlıktan. Hakikaten oldukça önemli bilgiler verdi. Türk Kızılay'ın bu noktada devreye girmesi gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarının sesini biraz daha çıkarması gerekiyor. Siyasetçilerin sadece iktidarın değil, Cumhur İttifakı'nın değil, MHP'nin değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değil, meclisin tamamının bugün bu sözlerden sonra oturup mecliste bu konuyu konuşmaları gerekiyor. Medya mensupları, duyarlı medya mensupları, bizim sosyal medyadaki arkadaşlar şu sözlerin hepsini paylaşmaları gerekiyor. Yeniakit.com.tr, Yeniakit Gazetesi, Akit TV, hepimiz şu konuşmaları haberleştirmemiz gerekiyor, duyurmamız gerekiyor. Bu burada kalmamalı. Sadece bizler değil, diğer yine hassasiyeti olan ya da insan olan herkesin şu sözleri dünyaya, Türkiye kamuoyuna, dünya kamuoyuna bir şekilde duyurması gerekiyor. Burada şu anda çok ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor. Tamamen kapatılmış bir bölge. Gıda gitmiyor, su verilmiyor, elektrik verilmiyor. Yani hepiniz burada ölün denilmiş, bir kez daha vurgulayalım. Evet. Şimdi açıkçası bu İsrailli bakanların Netanyahu başta olmak üzere yapmış olduğu açıklamalar Gazze'yi bir mezarlığa döndürme tehdididir. Tabii İsrail bu tehdidi yaparken kendi başına yapmıyor.
arkasında Amerika'nın, Avrupa'nın olduğunu çok net bir biçimde görüyoruz. Bakın bugün Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken geldi. Önce Dışişleri Bakanı ile sonra Netanyahu ile görüştü. Netanyahu ile görüşmesinde dedi ki ben burada sadece Amerikan Dışişleri Bakanı olarak bulunmuyorum. Ben aynı zamanda burada bir Yahudi olarak bulunuyorum dedi. Evet. Dolayısıyla yani bu motivasyonun, yani bu işgalin, bu katliamın, bu yıkımın ve İsrail tarafından gerçekleştirilen bu kadar barbarca, vandalca saldırının, katliamın arkasında Amerika'nın, Avrupa'nın durmasının hiçbir zaman için insan haklarından, özgürlüklerden, hukuktan, efendim Avrupa Adalet Divanı'ndan, efendim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi'nden hiçbir şeyden bahsetmemelerin temel sebebi bu cinayetleri, bu katliamları, bu işkenceleri, bu yıkımları yapanların Yahudi olmasıdır. Yahudilere adeta katliam yapmaları için ön açan bir modern dünya var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin mesela biz diyoruz ki efendim İslam İşbirliği Teşkilatı niye bir araya gelmedi? Doğru. Arap Ligi niçin bir araya gelmedi? Doğru. Efendim falan niye bir araya gelmedi? Peki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ne yapıyor? İşte tam da onlar böylesi bir katliamın olması için adeta seferber olmuş durumda. Dolayısıyla karşımızdaki barbarlığın, vandallığın temelini, köklerini görmemiz icap ediyor. Yani Nazi Almanya'sı denilen hikaye aslında 1948 sonrasında İsrail olarak İslam dünyasının kalbine yerleştirilen bir hikaye olarak karşımıza İsrail devleti şeklinde karşımıza çıkmıştır. Dolayısıyla bugün biz nasıl Nazi Almanya'sından geriye kalan subayların, efendim oradaki devlet yetkililerin Nürnberg'te yargılandığını biliyorsak, inşallah Allah fırsat verirse, o günleri bize gösterirse, biz Netanyahu başta olmak üzere Genelkurmay başkanlarının, Dışişleri Bakanlarının, Savunma Bakanlarının, Sağlık Bakanlarının aynı suçlardan dolayı, soykırım suçlarından dolayı, savaş suçlarından dolayı, insanlık suçlarından dolayı çok yakın zamanda yargılanacağını inşallah hep birlikte i̇nşallah şahitlik edeceğiz. Kudüs'te yargılanacak. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Yani Nürnberg mahkemelerinin benzerini Yaşar Bey'in de dediği gibi Kudüs'te kurulacağı günler çok uzak değildir. Rusya'nın yıkılacağına kimse inanmıyordu 1991 senesine kadar. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği idi. Ne oldu? Onun için İsrail'in ebedi olarak orada kalacağını kimse zannetmesin. Millet zannediyor ki bir takım insanlar burada propaganda yapıyor. Efendim İsrail devleti ilelebet Kudüs başkentli olmak üzere Filistin topraklarında payidar olacaktır. Hayır efendim. O orada payidar olmayacaktır. Çünkü inşallah biz onun oradan sürülüp atılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yaşar Bey teşekkür ederim. Kazım Bey teşekkür ederim. Ali İhsan Bey teşekkür eder. Aynen. Kerem Bey teşekkür eder. Enver Ataullah daha önce yine özel bir televizyon kanalına bağlanmıştı ama bu şekilde sevgili seyirciler konuşturulmamıştı. Maalesef Enver Bey suçlanmıştı oradaki moderatör tarafından. Hatta İsrail'in katliamlarından bahsedilmeyip Hamas'ın katliam yaptığı iddia edilmişti. Vahşetle suçlanmıştı. Bu da herhalde hem insani fark hem de televizyon farkı mı bilemiyorum. Artık yorum sizin. İkisi birden. Enver Bey'in anlattıkları hakikaten çok önemliydi. Bence Enver Bey'in anlattıklarını bir kez daha tekraren izleyin, dinleyin derim. Hassas olalım bu noktada. Evet, başka açıdanı burada noktalıyoruz. Haydi geceler diliyorum.